Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dima 105, tahayyül 26, 26.01.200-2020, küçük çekmece mekan. Çok önemli olduğu için bunlar. Cenab-ı Hak istifade ve istifaza ettirsin inşallah. Şimdi sevgili arkadaşlar, derse başlamadan önce şöyle bir adetimiz vardı. Adetimizde de biraz ısındırmak adına, 5-10 dakika diyoruz ama bir yarım saat bazen de. Ben şimdi haletten bahsedeceğim biraz. Haletten. Sonra kavram, sembol şeylerden, terimlerden de bahsedeceğim. Sonra dersimize geçeceğiz. Sayfa 472'de sözlerde metni okuyorum. İşte onun gibi, konumuz bu değil, ısınma bu. Sani Zülcelal, Fatır-ı Bir Misal, iki tane. Zihayatta göz, kulak, akıl, kalp, dört tane gibi havas ve letaif ile murassa olarak giydirdiği vücut gömleğini, bu vücut gömleği bize giydirmiş. Vücut, Cenab-ı Hakk'ın vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, var ya böyle tekvin, zat-ı sıfatların içinde olan vücut. O bize giydirmiş. Göz, kulak, akıl ve kalp gibi havas ve letaif ile murasa libas giydirmiş. Vücut gömleğini. Bunu giydirdikten sonra bunun üzerine Esma-i Hüsna'sının nakışlarını göstermek için. Yani vücut, zat-ı sıfat bize gömlek giydirmiş. O gömlek üzerinde esmalar gözüküyor. Böyle çalışmasan gözükmüyor böyle. Takır takır gidince olmuyor. Esma-i Hüsna'nın nakışlarını göstermek için çok kalat içinde çevirir, çok vaziyetler değiştirir. Şimdi çok ama çok garip bir yer burası demiş. Vücut gömleğini, yani zat-ı sıfattaki vücut bize gömlek giydirmiş. Göz, kulak, akıl ve kalp. Bunu giydirmiş. Ruha giydirmiş. Vücut. Bunlara ustad havas, yani duygular, letaif. Bunların cemine de vücut libası diyor. Yani vücut, duyguların, hislerin ve latifelerin cemine deniyor. Vücut. Bu vücut gömleğinin üstüne de Esma-i Hüsna'nın nakışlarını gösteriyor. Ben şey yapacağım. Dima, dima var ya, dima ve kalptekilerin cemine, kalp ve dimağın içindekilerin toplamı vücut giydirmiş. Dimada duygular var, havas var. Kalpte ise hisler var. Latifeler. Acaba vücudun sureti, kanuniyeti, hakikati, mahiyeti hangisidir? Bilmiyorum daha. Bilmiyorum. Vücut deyince burada neyi anlayacağız? Zati sıfattaki vücudu mu yoksa mevcudasındaki? Mevcut değil daha. O zaman hep şu konuştuklarımız zati vücut. Zati vücudun bizi giydirdiği. Mevcut değil daha. Pergel orada yani. Evet, pergel orada. Mevcut değil. Tamam. Yani veya bizdeki vücudu hariciler veya vücut evet, mercedesi ler falan değil. Bizdeki vücut haricilerimiz giydirilmiş. Mahluk. His mahluktur. Evet. Ama şu mevcudat cinsinden değil. Göz deyince bu değil yani. Yani buna duygu. Bunu çalıştıran duygu. Elektrik ocağı ama onun üzerinde hiç onunla alakası olmayan ısı. Elektrik. Ocakta tezahür ediyor. Ha? Gibi. Bu göz de öyle. Elektrik ocağı gibi. Biraz gideyim.
Esma-i Hüsna'nın nakışlarını insanda değişken olan haletlerle sahip olabiliyor, biliyor yoksa yok, uçar gider. Yani Cenab-ı Hak bir ruh yaratmış, cever, ruh değil cever. Ona zihayattır, zişurdur, kanunem vücud harici dört tane yapı taktı. Buna da bir glaf-ı latif, bir beden-i misali giydirdi. Bu mahluk oldu. Bu şimdi mahluk. İşte buna elbise giydirmiş. Kalp, dima, vicdan. Şimdi onlara da bazı özellikler takmış. İşte orası. Vücut daha orada. Abi özür dilerim. Bu mevcudatı ya da mahluku giydirmek olarak anlıyorum. Ama siz sanki öyle demiyorsunuz. Bu bize giydirilen, şu mevcudattaki değil. Biraz da gitsin de anlaşılacak. Çünkü biraz götüreyim böyle. Aşağıda biraz daha izah ediyor. Esma-i Hüsna'lar insandaki enfusi karşılıklarına haletler deniyor. Esma-i Hüsna'lar, Esma-i Hüsna, Esma-i Hüsna, nedir Esma-i Hüsna deyince iki kelam edemiyoruz. Nedir Esma-i Hüsna'lar? Hemen diyoruz renklendirmiş Esma, koku vermiş Esma. İnsanın esmanası 70'ten ziyade esmanın cilvesi bizde gözüküyor. Haletler bizde esma. İkide bir değişen haletler esmadan kaynaklanıyor. Sıfatın karşılığı oluyor yani. Sıfatın karşılığı mı olsun? Esma diyorum sıfat. Şimdi abi esma diyorsunuz da esma bana orada yaşanan bir hadisede bendeki karşılığı değil mi yaşanan hadisenin? Bendeki karşılığı da sıfat oluyor. Sıfattaki aslında karşılığını görüyorum ben. Sıfatın dişe vuruşları üzerine oluyor. Ondandır ki her gün binlerce halet değişikliğine mazar oluyor. Allah bu esma hissettirsin diye. İmam-ı Gazali'ye göre her gün 2000 ortalama halet değişikliği yaşar Müslüman diyor o tarihte. Ben tabii bu asırda külliyatı okuduğum için bu asırda en az 4000 ile 6000 arasında halet değişikliğini yaşar bir Müslüman. Kafirde bahsetmiyor. Onlar donuk bir hayattır. Halet. Bir halet, o halet, bu halet, şu. Böyle ikide bir tık 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 değişkenlikler var ya. Bunlar esma. 4000 ile 6000 esma arasında gözüküyor diyorsun. Herkeste yani. Mesela böyle bir aleti girersin, bir gırdaba girersin, çukarsın girersin. Onu görürsün, etkilenirsin. Bunca bir sürü şeyler olur. Şimdi diyor ki bak, biraz da izah edecek. Bak devamında diyor ki elemler ve musibetler. Bak ikisi farklıdır. Nevinden olan keyfiyat noktalı virgül bunu izah edecek. Elemlerle musibetin o yapısı nedir? İçselliği noktalı virgül izah ediyorum diyor. Bazı esmasının ahkamını göstermek için bir lemat hikmet içinde lemat hikmet. Şimdi bunu tek tek izah yapacağım. Lemat hikmet var. Onun içinde bazı şuat-ı rahmet ve o şuat-ı rahmet içinde latif güzellikler var. Diyor ki şimdi haletlerden bazıları şu. Elemler, musibetler, hisler, duygular, latifeler. Bunlar Esma-i Hüsna'ların bizdeki haletler olarak yansıtıyor. Yani şu. Göz, kulak, akıl, kalp, vücut giydirilmiş. Bunların üstünde de haletler ortaya çıkmış. Bak, zatı sıfattan vücut var. Ruha elbise giydiriliyor. Ne giydiriyor? Kalp, dima ve vicdan. Bunların üstüne de göz, kulak, akıl, kalp giymiş. Ve üzerinde bu yapının üzerine esmasını tecelli ettiriyor. Esma nedir esma? Bilinen bir şey değil, yaşanan, tefeyyüz edilen bir şeydir. Hissedilen haletler Esma-i Hüsna'lardır. Haletler. Esma-i Hüsna'ların bizdeki karşılıklarına halet deniliyor. Mesela kalp üzerinde alet değişikliği var. Şimdi diyor ki, içine doğru gidelim. Kafirde de alet var. Bizde de ama kafirde tefekkür yok.
Kafirde düşünce var. Kafirde irade yok. Kafirde ihtiyar var. Çok farklı. Diyor ki bak, haletlerin içine mesela şöyle gidelim. Bir aletimiz var. Böyle bir halet var böyle. Sıkılıyoruz, açılıyoruz, takıntı yapıyoruz bir şeye. Çıkarıyoruz. Bu aletin içinde ne var? Lemat hikmet varmış. Onun içinde ne var? Şuat-ı rahmet varmış. Onun içerisinde ne var? Latifeler var. İçeriye doğru. Lemat-ı hikmet bu latifelerin bütünsel gelme nispetindedir. Onun için kafirde bu yok. Tefekkür, yani وَمَنْ يُتَلْ هِكْمَةَ فَقَ تُتُوَنْ خَيْرًا كَثِيرًا Kime hikmet verilmişse ona çok büyük hayırlar verilmiştir anlamında. Hikmet ne demektir? Bu haletlerin ebellemek, yani sahibiyle anlamlandırmak. O zaman bu hikmet oluyor. Bu yöntem tefekkür oluyor. Hikmet neydi? Haletlerle sahibini anlamlandırmak. Bizdeki haletler. Onun için buna diyor ki, bizde halet oldu. Gir içeriye. Lemat hikmet. Yani o haletler seni hikmetin lematına, parıltılarına, asıllarına götürecek. Lemat hikmeti de biraz delin. Şuat-ı rahmet. Sonra biraz daha içeriye giriyorsun. Letaifler. Letaifler ruhtadır. O zaman topluyoruz. Sanki dima kalp ruh gibi oldu sıralamada. Artık. Letaif hikmet dima. Ondan sonra ne dediniz abi? Dima hikmet şuat. Şuat-ı rahmet. Şuat-ı rahmet en son. En son letaif. Letaif'i şey diyor. Ne diyor? Lemat-ı hikmet içinde bazı şuat-ı rahmet. Şuat-ı rahmet içindeki latif güzellikler. Latif. Şimdi topluyorum. Allah ruhu ceberi yarattı. Kanunu emri ceberi ruh. Ona 4 sıfat taktı. Ziyayattır, şuurdur, kanun emri, vücudu harici. Ruh bu cihette mahluk oldu. Ziyayattır, zişurdur, kanun emri, vücudu harici ile 4 tane sıfatla mahluk oldu. Ama alem-i şehadet uygun değil daha bu. Alem-i şehadete ve bedeni, şu bedene uygun olabilmesi için buna ruhla beden arasında bir geçit yapacak, birbirine uyum sağlayacak bir yöntem olması lazım berza. Onun adı da beden-i misali. Hani şeyde söylüyor, bir beden misali giydirmiş. Gılaf-ı latif. Gılaf-ı latif 571 miydi? 18. 518 herhalde. Bir beden-i misali gılaf-ı latif giydirmiş. Tamam. Getirmiş buraya. Şimdi kalp var, dima var, vicdan var. Tamam mı? Şimdi bunlara bir gömlek giydirmiş. Vücut. Ne giydirmiş? Kulak, göz, akıl, kalp giydirmiş. Bu giydirince bu ne yapacak burada? Bunun sıfattı bu. Üzerinde fokur fokur esma kaynayacak. Esma böyle ezberde ya latif ya musabir böyle. Onun için insanı ülfet belasına sarmalıyor. Sardıktan sonra bir de sarmalıyor seni. Biliyorum işte. Ya işte ya müzeyin, ya hasna veya bir çiçek yaratmış diyor. Tasvirini şöyle yapar. Tertibini şu yapar. Elmadaki renk. Ya mulevin. Ne getirdi sana? Sana ne getirdi bu? Bildik. Çoğu zaman da enaniyetimize vesile oluyor. Biliyoruz diye. Orada kanaat ediliyor ve bitiriyoruz olayı. Yani zarar işte burada. Ha, sana taşınsın bu. Bizde halet var ya, halet. Halet. Bu haletler Esma-i Hüsna'lar kendileridir. Devamlı aktif oluyor. Diyorduk ya abi, yani gözü vermiş, gözün açılımı olan şifreleri de vermiş. Evet. Yani gözüm sıfat. Nasıl bir şey bu göz? İşte bu gördüklerinin açılımı. Evet. Esmasın. Mesela şöyle bir şey söyleyeyim size. Bakayım nerede o. Mesela metre var. Pergel var. Tamam mı? Ondan sonra dürbün var. Teleskop var. Mikroskop var.
Bunlar alet değil mi? Kullanıyoruz. Bunlar neyin aletleri? Bizim aklımızın aletleri. Arkadaşlar, sembol, simge de aklın aletleridir. Haletler de ruhun aletleridir. Anladın mı? Mesela ne demiş? Resimler, renkler, şekiller, bunlar semboldür, simgedir. Ya neye benziyor? Metreyle, pergelle iş yapıyoruz ya, metreyle. Metreyle çiziyoruz. Pergelle işte şunu yapıyoruz, gönyeyle. Yani alet yok, termometreyle bunu yapıyoruz. Akıl bununla işte yapıyor. Bu kavramlar aynı böyledir. Kavramlar, akla verilen kavramlar, akıl pergel gibi kullanıyor onu kavramlar. Gönye olarak kullanıyor. Kavram çözmek çok önemlidir. Zeki ve akıllı olmak senin bir işine yaramıyor. Verdiğin malzeme önemli onun. Eline ne vermişsin? Aslında çok zekidir. Yani sakın ha zekaya özenmeyin. Kur'an zekaya vurgu yapmıyor. Akla yapıyor. Ne kadar da az düşünüyorsunuz. Düşünmezler mi? Düşünmüyorlar mı? Tefekkür etmiyorlar mı? Zaten zekanın aşağısından dolayı, aklın aşağısından dolayı zeka öne çıkmış. Dikkat edin ehli dalalet, aklı hiç pek vurgu yapmaz. Çünkü İslam geleneğinde akıl ahlakla eş olmuş. Hiç vurgu yapmazlar. Çünkü işlerine gelmez. Akıl eşittir ahlaktır. İslam geleneğinde akıl ahlak eşit olmuş. Düşündü, hep öyle akılsızı da çok zekidir ama hayvandan daha aşağıya gidiyor. Kelenamı benim adam yapıyor. Hasan abi, iki dakika bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi sürekli tekrarladığımız, eskiden beri tekrarladığınız diyeyim, buz, su, H2O diyerek devam eden bir anlatımımız var ya bizim abi. Evet, var. Şimdi yani maddeden madde olmayana doğru gidiş. Veyahut da madde olmayanın artık madde olarak görünmesi. Yani bir süreç var ya Hasan abi, oradan buraya, tamam, oradan buraya. Bunlar ne diyeceksin abi? Bunda şunu söylemek istiyorum abi. Bakın göz diyoruz, kulak, tamam mı? Hisler abi. Bunların her birinin karşılığı beyinde bir karanlık bir bölgede, tamam mı? Görmeyle alakası yok, hissetmeyle, kokuyla alakası yok beyindeki karşılıklarının abi. Tamam. Öyle mi abi? Şimdi oradaki şekilsiz şekil, o karanlık, ışıksız resim diyelim Hasan abi. Anlatabiliyor muyum? Onun sen karşılığı, ben söyler misin? Onun karşılığı mıdır abi? Vücut bu mudur? Vücut madde olmayan mıdır abi? Yok öyle değil. O çok şey düşünüyorsun öyle değil. Vücuda vücut hala vücutsa ama mesela. Vücuda... Hangi kısmı? Hakiki. Hakiki. Vücuda girmiyoruz. Vücudu daha çalışmamışız. Fakat vücudun bize giydirdiğini şey yapıyoruz. Vücut bize ne giydirmiş? Daha altına da yazdık. Demişiz ki vücudun her şeyin olduğu gibi vücudun şeyi var. Sureti var. Kanuniyeti var. Hakikati var. Mahiyeti var. Bu zatı sıfattaki vücut öyle bir derste, iki derste, on derste olacak şey değil bu. Vücut, mevcut. Mesela şu mevcudat vücut değildir. Mevcuttur. Vücuttan vücud hariciye çıkmış. Yalnız bizde vücut, o kadar biliyoruz yani bu dersimizin kendisi değil. Gidersek şeyimizi değiştiririz. Vücut bize ne yapmış? Allah'ın vücut, beka, vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyami bi nefs, tekvin, vahdaniyet mi? 7 tane. Bu zat-ı sıfattır. Subut-ı sıfat, sem, basar, ilim, irade, kudret. O subut-ı sıfat. Zat-ı sıfattan, yani ta camet şeyi gibi yapıyorum ki,
pergeli oraya koyalım. Zat-ı sıfatta vücut var. Vücuda pergeli koy. Koyduk mu? Vücut. Yani şu vücut deme buna. Vücut yok. Mevcut bunlar. Hepimiz mevcutuz. Vücud hariciye çıkmış mevcutuz. Şimdi bu vücut, bu zat-ı sıfat bizim bir elbise giydirmiş. Ne yapmış? Kalbe, bak kalp, iki akıl, üç göz, kulak gibi murasa elbise giydirmiş. Vücut giydirmiş bunu. Sonra bu göz, kulak, akıl ve kalp, bu murasa elbise diyor. Tamam mı? Bak bir daha okuyun orayı. Elbise üzerine bunun üzerine ne yapmış? İkide bir oynak yapı getirmiş esma. Bunların adı da halettir. Haletler yani ya Musabir ya Kadir renklendirdin, ses yaptın. Esma bunlar bize bir şey getirmemiş yani fazla. Enaniyetimizi kamçılamış. Biz buraya taşınmasak eğer mesela elma, ayvadaki renk, yağmur levin. Tamam tabii ki kârdır ama enaniyetimizi kamçılamış bakalım. Ya Musabir, ölü topraktan çıktı ya hal. Burada kalmayacak der Risale-i Gayesi. Burada değil. Bununla kendimizi taşınacağız. Şimdi mevcudatın aynalarında esma gözüküyor. Esma gözüküyor üzerinde. Bu esma-i hüsnalar bizde nasıl gözüküyor? Ona şahit ve uydurukçası ile tanıklık yapacağız ki anlamlandıralım. Şimdi bizim göz, kulak, kafa ve kalp bunun üzerine Allah esmasını tecelli ettiriyor. Bu neymiş? Buna diyor ki usta, göz, kulak, akıl gibi havas ve letaif ile murası olarak giydirdi vücut gömleğini. Bu gömlek. Vücut gömleğini. Bu gömleğin üzerine haletler değişik. Bazen böyle basit bir şeyle gömülüyoruz. Hatırada, anlayışta, histe, şehvette, yemekte, lezzette. Gitti, geldi, gördüm, etkilendim, çattı, götürdü, batırdı, yaktı. Halette değişiklik olmuyor mu? Bu esmadır arkadaşlar. Şöyle şey yapayım. Mesela bir haram geliyor, tamam mı? İnternette veya karşımızda bir haram. Bizde bir böyle heyecan oluyor ya haram. Şeytandan değil işte. O enerji kendisi şeytandır. Kendisi. Ha. Şimdi ben bunu da örnek yapıyorum bildiğimiz bir şeyler. Halet var ya halet böyle bir halet. Bu halet vücut, bak göz, kulak, akıl, kalp gibi havas ve letaifin bizde vücut gömleği giydirmiş. Bunun üzerindeki haletler var. Bu haletler esmaya değer. Esmadırlar. Esmanın değişikliği. İşte biz buna, bu haletleri bin bir türlü, Gazali'de misal verdim. Gazali der ki kendi dönemine ortalama bir Müslüman, ey mütefekkir, böyle seyahat eden içsel ve diş, 2000 tane değişiklik haletleri yaşar günde diyor. Şimdi ise bir Müslüman, ey Müslüman, en az 4000 civarında halet yaşar. Onu gördüm, bunu gördüm, araba geçti, araba beni ıslattı, bilmem ne yapmadı falan değil. Şimdi bu bize ne kar getirecek? Bu vücut gömleğinin üzerine göz, kulak, kalp ve aklın gömlek diye onun üzerine bir sürü esmanın nakışları gözüküyor. Haletler, duygusallık, halet, işte psikolojik bunlar. Eğer biz bu haletleri bütünsele getirip de sahibiyle anlamlandırabilirsek bunun adı hikmettir. Bu yöntemin adı tefekkürdür. Bu yöntem, çünkü fikir mesela şimdi kadar ne biliyorduk? Netice biliyor. Fikir yoldur. Bir kazanım değil. Yürünen. Onun üzerine tefekkür yiyecek. İşte bu haletlerin çıkmasından korkma.
Değişik değişik garip garip parça parça paletlerin onları tanımlayamamaktan kork. Mesela bazen bir halet olur. Celali bir memleketi tanımlar sana. Celali anlaman için lazım o. Sen niye diyorsun ki benim haletim niye bu bugün bu? Bu celali, cemali, kemali üç tane şey. Bu göz, kulak, kalp ve akıl. Gömleğini, vücut gömleği üzerine Allah esmayı vuruyor. Nasıl anlarız? Bazen uçarsın bazen. Bazen bir hatıra, bir lema, bir işaret, bir öpmek de diyor böyle. Bir bakıyorsun bir menfaat, bir şey, bir dostluk, şu bu. Halet değişikliği arıyoruz. Araba geçiyor, araba istatıyor bizi, bilmem ne diyorsun, bağırıyorsun. Başka bir haram birisi geliyor veya birisi bir telefon ediyor sana. Bir yere gidiyorsunuz, otobüste şunlar bunlar. İkide bir değişken haletleri yaşıyoruz ya. Onlardan korkma. O zenginliktir. Sığırı getirseniz, otobüse koyun. Buraya gün oraya değişiklik yaşamaz, haletleri yaşamaz. Çünkü onların en fazla haletleri ustad 20 tanedir diyor. Zahirine 20 tane ispat gözüküyor. İnsanda ise her an, her anda 70'ten ziyade esma aktif, her an. Onun için 4000 tane diyorum ya, her an 70 tane. İşte bu haletleri anlamlandırıp bütünsele tevhide getirebilirsek, tevhid Allah'ın birliği değil. Allah'tan olan bu zıtlar var ya, iman, küfür, hak, batıl, doğru, yanlış. Zıtları cem edip zıtların sahibi olan, tek olan zat. Ama zıtları diyeceksin. Tevhid Allah'ın zatın birliği dersen değil o. Allah'ın yaratmış olduğu farklılıklar var ya, celal ve cemal. İman, küfür, hak, batıl, doğru, yanlış, soğuk, sıcak, beyaz, karanlık. Bu zıtların sahibine tevhid denilir. Tevhiddeki ana tema nedir? Sisteme parmak uzatılıyor, zatı değil. Bu zıtların ceminin sahibi. Rububiyet var yani. Evet. Rububiyet değil mi? Yani evet. Rububiyet tarafına bakıyor. Bakıyor, rububiyet tarafına bakıyor. Şimdi nereye geliyorum dağıtmamak için? Rububiyette tevhid. Bu arkadaşlar, bu halet değişikliği var mı? Bu halet ikide bir oynak mı? Evet. Değişiyor. Eşimi görüyorum, aşımı görüyorum, işimi görüyorum. Atımı, yatımı, katımı görüyorum. Onu bununla etkin. İkide bir, bu haletler diyoruz da, haletler nedir? Esma-i Hüsna'ların cilve, cemal, nakış sanatları. Ha. Bu haletlerden sakın korkma. Bu haletler insana zenginlik katıyor. Herkes eşit değildir, aynı olamaz. Peki bu haletleri elinde bir yöntem olması lazım. Bunları tanımlayacaksın. Bu alet budur. Bu da budur. Bunların farklılıklarını da tevhid ettirebilme nispetinde, tevhid etmek, bütünsele getirebilmek nispetinde zatına, Allah'a, Allah ile tanımlıyorsun. Tabi okumazsa nasıl tanımlayacaksın? Bendeki bu haletleri, İşte bu tevhide, benim haletlerimi bütüne getirebilme yöntemi tefekkürdür. Bu tefekkür yöntemine verilen cevap da hikmettir. Onun için وَمَلْ يُتَلْ هِكْمَتَ فَقَدْ يُتَلْ خَيْرٍ كَسِرًا. Kime hikmet verilmiş? Ona ilim demiyor. İlim kafirde de vardır. Ama hikmet yoktur. Onlarda tefekkür yoktur, düşünce vardır. İlim vardır, hikmet yoktur. Hikmet ancak bu tefekkürle farklılıkları bütüne nasıl getireceksin? Sahibiyle. O da hani demiştik, imanın kemali neydi? 4 tane şeye varılır. 1- Tevekkül, teslim, itimat, kanaat. İmam bizi bunu kazandırıyor ki olayların arkasına taşıyor bizi. Bir daha başka bir şey söyleyeyim. Halet farklılıkları sakın sizi korkutmasın. Haletler bazen celali, bazen cemali alemleri tanımlıyor sende. Bazıları diyeceğiz ki bizde bazen çoğunlukla celali. O da olabiliyor. Fark etmez çünkü Hazreti Ömer'in meşrebi celali memleketi tanımlamaktı.
Yani Hazreti Osman'ın cemali vardı. Hazreti Ali'nin kemaliydi. Yani farklı mazhar var. Ha şimdi önemli olan o haletlerin farklılığı değil. Yani o vücut libasını anladık mı? Konumuz değil bu. Vücut libasının üzerinde haletler var. Bu haletler esmadan değil, kendisi esmadır. Esma aktif, aktif. Ve bu farklı esmaları, dırırtları ne kadar tanımlarsak bütüne gelir. Bütüne gelince sahibiyle, sahibine seni taşır, olayın arkasına taşır. Olayın arkasındakileri görme, görüp de aldıkların var. Onun adı hikmettir. O zahirin arkasını sana gösteriyor. Bunu hak ediyorsun. Yani sen bu hikmeti hak ediyorsun. Çünkü böyle tanımlıyorsun. Şimdi... Abi gitmeyelim lütfen. Ama konu bu değil. Tamam değil ama bu güzel bir yere girmeseydiniz. Ne yapalım abi? Bu ısınma her neyse. Şimdi... Hasan abi ben hep şeyi düşünürüm ki... Bir elektrik şeyi düşünün abi. O alternatör düşünün abi. Tamam. Tamam mı? Elektrik üretiyor. Tamam. Dönüyor. İki tane rotor, stator işte ne diyorlarsa. Hı. Dönüyor. Siz ampulde veyahut da işte bir şekilde elektriği fark ediyorsunuz. Buradan önce, bundan önce elektrik neredeydi? Yok muydu abi? Vardı. Var mıydı? Vardı ama vücut haliciz değildi. Üstü örtülüydü. Ha, şimdi, tamam. Şimdi az önce dediniz ki abi, baktık karşıdan bir haram geliyor. Harama karşı benim tepkimden ortaya çıkan enerjidir şeytanın kendisi dedik ya. Evet. Şimdi ama bir taraftan da diyoruz ki bize bunu şeytan yaptırdı. Şimdi abi elektrik nasıl o stator, rotor işte neyse dönmeden bizim gözümüzde değildiyse şeytan da o şekilde vardı ama bu şekilde dışarı aktif değil. Aktif değildi. Şimdi ben aktif ettim. Evet. Şimdi mesela bir haram internete, YouTube'a gireceğiz. Kanuniyet itibariyle şeytanlık sistemi var. Ya artık dışarıdaki vücut haricisine takılmayın. Şeytan. Geç arkaya. Mudil esmasıdır o. Bizdeki fenomadenlerin temsilcisidir dışarıda. Böyle denilecekti. Kur'an ve Risale'nin umumu bir yol. Bir ilisini göstereceksin ki simge insanlar savaşmayı kolaylaştırsın. Hariçli birisini göstereceksin. Eğer o hariçli değil de içeride göstersek insanlar duman olur, savaşamaz. Dahildekini dışarıda göstermekle oradaki savaşma kolaydır. Onu. Çünkü hani şimdi şeytanı hariçte gösteriliyor. Biz biliriz ki o simge ve semboldür. Buranın temsilcisidir. Fenomadenlerin, hissiyatların, yani her hissin ifrat modu toplamının adı şeytandır. İnsanda her hissiyatın vasat, ifrat, tefrit. Her hissiyatın ifratlarının toplamı şeytan insanda. Tefritlerinin toplamı da nefse emaredir. Nefse emare. Şimdi nefse emare deyince bir tanesi dedi ki şeytan anladık tehlike ama tefritteki bu kadar tehlike nedir? Bak kardeşim zinadan, içkiden kurtulmak kolaydır. Bir alim kurtulur. Ama bir alimi hazmetmesi çok zordur. Zinadan kurtulmak daha zordur. Kastanlı diyor ki manevi nefse emareye inkılap ediyor maddi nefse emare. Biz nurcuların kitap okuyanların derdimiz keşke maddi nefse mahalle olsaydı. Onu açtık da namaz kılıyoruz, onu açtık da buraya oturuyoruz, onu açtık da kitap okuyoruz. Maddi nefse mahalle bir şey değil ki. Attın, kenara koydun, yapmasın, açman, girmem YouTube'a. Girmem meyhaneye, namazı da kılarım. Bu maddi, yani yapmalar var ya, maddi nefse mahalle bu. Hı hı. Ha, açtık. Esas bu değil ki. Esas manevi nefse mahalleyi açmak. Hazmı nefsetmek. Mesela tarikatta ilk mertebe nedir? Fenafi şeyh'tir. Bedil o. Onda fena olma. Onda fena olduğun oldu. Fenafi resul.
Sonra fena filla olur. Sonra fena filla makamına çıkıyor. Fena filla makamına çıkıyor. Daha ilerisi var mı? Allah da fena olmaktan. İlk önce şerh de fena. Çünkü niye şerh de fena oluyorsun? Şerh benden daha kamil. Sonra onda terakki eden Resulullah da fena olur. Fena bir Resul de olur. Niye olur? Benden imtiyazlı. Arkadaşlar fena olmak kolaydır. Şeyh benden kamil. Ona alışa alışa şeye Resulullah'ta fena olursun. Niye? Resulullah, Resulullah'la beni kıyas edecek şeytan bile aldatamaz bizi. Kolaydır. En son mertebe nedir? Tarikatta fena fillah'tır. Allah'ta fena olmak. Allah'ta fena olmak. Peki daha ilerisini fena fil ihva. Allah'ta fena olmaktan daha zor bir şey var. Nedir o? Nurcuların ilk mücadelesi. Yani emsaliz, arkadaşız, ders şeydeyiz, ders şeyiz. Ama birbirimizi tercih etmek zordur. Şeyhi tercih ederiz ama birbirimizi tercih edemeyiz. Niye? Emsaliz. Mütemayiz değil mi? Yani emsaliz. Onun için manevi nefse mare zordur. Yani Kastan'a diyor ya, onlar diyor nefse mahalleden bağırmışlar, çalmış o değildir diyor. Bizde nedir? Hazmetmek, haset etmemek, kanaat etmek, o kardeşin o meziyetiyle ihtiyar etmek, dinime, Kur'an'ıma, imanıma hizmet ediyor. Benim yapamadığımı yapsam zaten öyle olacaktım. Yapıyor işte. Gidiyor şuraya buraya anlatıyor, okula anlatıyor. Gidiyor fabrikaya, diyor, hastaneye, hapishanelere anlatıyor. Yani böyle bir şeylere vesile oluyor. Ben yapacaktım. Ondan sonra bunu ben yapacak, ben yapayım işte. Onun hasenatı benim defterime. Bunu kanaat etmek zordur. Şimdi şeytan hariçte gösteriyor. Dahili bütünlüğü sağlamak için. İsrail 2'de bir Filistin'e bomba atmasının sebebi adam öldürmek değil ya. Yani. Dünyanın nefretini kazanmak adına niye bomba atıyor? Hariçte düşman gösterir, dahirdeki bütünlüğü sağlamaya çalışıyor. Bak şunlar var ha, bak bir olmazsak bak yiyecek bize ha demektir. Amerika onun için ayakta durabilmesi için her sene bir savaş çıkarması lazım. Çünkü ümmetçilik olmadığında milliyetçilikleri de yoktur, toplama kampıdır Amerika. Onun için bir savaş çıkacak, bak ha terör böyle bir yalan. Ha? Şimdi bize de bak şu şeytan var ya şeytan ha şu, onu tanımlamak, mücadele etmek kolaydır. Çünkü dışarıda. Oysa o içinin dışa vuruşudur. Tamam? İçeridekileri tanımlamak işte. O şeytan dışarıda. Oysa fena madenleri işlettirmekten. Nedir o? Her hissin ifrat modu topla. Bizdeki adı nedir? Şeytandır. Her hissin, latifenin, haletin, tefriti nefse mahalledir. Vasatı Rahman'dandır. İşte insan cemil cemdir işte. Her şey burada. Her şey burada. Ama bunu tanımlamak için ilk önce bizi çocukken yürütüyor. Şuradan oraya çocuğu yürütüyoruz. Oradan oraya. Şimdi burada çocuğu ileri tutuyorsun buraya getir. Ne yap? İlk önce şeytan burada ha. Aha şu şey. Bırak şeytanı ya. Sana ne yapacak? Kur'an'da da geçiyor. Aşırı diyecek. Peygamber göndermedim. Kitap göndermedim. Ben sana diyor. Kede zayıfa. Yani şeytanın tuzağı zayıftır diyor. Kadına için ne diyor? Keder azima diyor. Fiyatına, dokunmana, şiddine bir sürü şey yapıyor. Yani şeytanın bir ihvasından, vehim ve vesvesinden başka nesi var? Ama içeride ise halet var, halet. Hissiyat var. Fırtınalar var. Ne yapacağım ben o şeytanı? O orada temsilcisi. Yani içeriği güzelce ne tanımlar, içeriği kavramsal olarak onları tanımlamak için dışarıdakini gösteriyor içini. İçimin dışını gösteriyor ki bununla buraya git. Hani usta, onun için Risale-i Nur'da enfusi dersler dönülmesi gerekiyor. Enfusi dönemedi mi dışarıdakiler put oluyor, esas oluyor, gaye oluyor, şu bu. Şimdi dışarıdaki putlardan sonra içerideki putları yıkıyor. Yani dışarıdaki putlarla değil, dışarıdaki putlar bizim içimizi başka nasıl tanımlayacaktı? Hani onu bunu yıkmak değil, tanımlayacağız, yok etmek değil, anlamlandıracağız onu. Mesela demek ki bize bir vücut giydirmiş,
vücut, vücut sıfatı giydirmiş. Bu el bir gömlektir diyor. Göz, kulak bunlar gömlekmiş. Bunun akıl gömlektir. Kalp gömlektir. Giydirmiş, ruha bu giydirmiş. Vücut sıfatı giydirmiş. Ondan sonra ne yapmış? Onun üzerine esmalarını tecelli ettirmiş. Diyor ki bu mevcudat aynadır. Üzerine esma gözüküyor. Peki ayna ise bu mevcudat esma gözüküyorsa ayna nedir? Sıfattır. Çünkü esmalar sıfata gözüküyor. Ha, peki esmalar bizde nasıl gözükür? Halet, halet. Bir haletin olur. Bir başka bir haletin olur. Bazen bir kabz olur. Bazen bast olur. Bazen güzel bir şey olur. Bazen bir şey olur. Bazen çok... Bunlar mesela ustad diyor ki 70'ten ziyade nakışları insanda tezahür eder. Zahirinde. O nedir o? Zahirindeki halet değişikliği suratına da aktarılır. Gözünden, suratından, hareketlerinden, tavırlarından, vallahi mimiklerinden falan diyorsun var ya. 70 tane anda halet var. Her an ustad 70'ten ziyade diyor ya zahirine. Zahirindeki davranıştan mimikler var ya hareketler 70 bu gözüken, renklendiren falan hepsi oradan geliyor. En az insanda anda Harun 70 tane halet aktif. Bu haletleri yakalamak, tanımlamak, anlamlandırmak, aslı ile düşünmek. Bu yöntemin adı tefekkürdür. Yöntemdir tefekkür. Yol fikirdir. Bir daha yol fikirdir. Yöntem tefekkürdür. Verilen cevap hikmettir. Hikmet ehli olmak. İlim değil. İlim malzemedir. Dedim ya, mesela adam pergeli var. Yuvarlak çizecek. Çitveli var, düz çizecek. Termometresi var, sıcaklığı ölçecek. Barometresi var ama bunlar hep akılla yaptı değil mi? Akıl bunları kullanıyor. Simge, sembol, terimleri, kavramlar da aklın böyle termometresi, metresi, pergeli gibidir. Alettir, alet. Bunları eline doğru kavram vereceksin ki kavramları iyi düşünsün. Hani Davut Aleyhisselam'ın tabiri vardı ya, kullanırdım. Çok hoşuma giderdi. Arapça değil, İbranice değil, Farsça da değil. Kalkmış deniliyor bu lisan. Davudi lisana. Kemoşta, kematoşta, iyonoşta. Doğru düşünmeli, doğru konuşmalı, doğru yapmalı. Elinde malzeme o işte. Malzemeyi kastediyor. Yani bu şimdi, şey mi abi dediğiniz hani bana diyor verildi, hayat verildi, niyet verildi, sıralı. Verildi. Sana verildi. En son husus olarak ilmi, Kur'an'ı, hikmeti, imaniye. İşte ilmeti, hikmet imaniye verildi. Onun için hikmet kimde olur? Bak tefekkür, tefekkür hikmet değildir. Bak. Tefekkür yöntemdir. Ona verilen cevap hikmettir. Enfusi böyle şey yapabilen, tefekkür edebilen de hikmet ortaya çıkar. Kafirde tefekkür yok. Ne var? Düşünce var. Kafirde irade vicdanı bir sıfattır. Vicdana ne vardı? Bazıları buna itiraz ediyor. Nasıl yok? Ya kardeşim sen vicdan için bilmiyorsun ki karpuz gibi yer bakalım. Ne vardı en dışında? İrade, zihin, his, latife ile var. Vicdanı katmedilmiş. Dördü yok demektir. Neyle hareket ediyor? İhtiyarla. İhtiyar aklın bekçisidir. İrade kalbin bekçisidir. Evet, geçiyoruz tahayyüle. Isırmak yeter bu kadar. Kavramlar vesaire. Biraz aç, şey açar mısın her şeyi? Kaldır şeyle. Kalk ayağa, kalk öyle bir şeyle olmuyor. Heh. Abi, hikmet hakikattir. Aynı zahirde hakikati görmeyi bu sahabe nasıl yapmış bunu abi? Bu nasıl bir şeydir? Bu sahabe şartları çok ağır olduğunda yapmamış. Ona zahirden hakikatte hocası geçirmiş. Hocası geçirmiş hocası. Hocası kuvvetli bir şey. Bizim hoca değişiyor mu? Çok kuvvetli. Hocası geçirmiş. Kimle kıyaslıyorsun? Ondan sonra... şeyler söyleyeyim ya. Hocası iyi geçirmiş Kafur hocası. Nerede? Bir şey diyorum. Risale'yi var mısın? Evet. Çok iyi seyir.
Şimdi sahabelerin en büyük sıfatı neydi? Bedavada sahabe olmadı. Her gören, her Resulullah'tan ders alan sahabe değildi. Zındık da vardı. Nasıl sahabe oldu? Kendilerine vazgeçtiler. Kendini ortadan kaldırmadıkça kardeşin var olmaz. İshar hasreti, kardeşini tercih etmek ne demek? Kendini ortadan kaldırmış. Kendini kaldırmadıkça o var olmuyor. Kendini ortadan kaldırmak da kolay hem de zordur. Nedir o? İçsel enfusi tefekküre geçmeden bütün insanlar etzai kainat benim efradımdır, kainat nevimdir haleti yani ancak enfusi tefekkürlü oluyor. Enfusi seyahat olduğu zaman hepsi olması gerektiğini olduğunu göreceksin. Yani bu böyle zaten, bu böyle olacaktı, bu da böyle olacaktı, bu bunu yapacaktı, bu da bunu yapacaktı. Bak etzai kainat yani sarhoş. Sarhoş benim dışımda değil, o benim. Ben içseydim bu olacaktı. Etzai kainat, kainattaki her şey benim efradım. Ben merkezliyim, herkes kendisini merkeze koyacak. Ben çınar ağacının çekirdeğiyim. Yaprak, dalı, buda hep benim dışa vuruşlarım bunlar. Abi ya, Risale-i Nur, Risale-i Nur mesleği değil midir bu? Evet bu işte, İsaras. Bir dakika, o zaman Risale-i Nur bize hoca olursa, o zaman biz kime muhatabız abi? Ne diyor biliyor musun? Bana talebe olmuyorsunuz diyor. Risale-i Nur bak ne diyor? Diyor ki, şey diyor, Allah'a Allah'tan soralım diyor. Ne diyor? Ne diyor? Kulağın duyuyor mu? Direkt Kur'an ne diyor diye bak şimdi. Böyle bakarsanız bu gözlüktür. Böyle bakarsanız, gözlük değil. Gözlüğe bakarım, gözlükle bakarım. Risale-i Nur'a böyle tenkit diye malumat, ders yapacağım diye bakarsanız gözlüğe bakmak gibidir. Ama bu benim her şeyimdir, benim deyince ben Risale-i Nur'u okuyorum, Risale-i Nur değil. Yani gözlük gibi alıyorum, Kur'an ne diyor? Yani Kur'an ne diyor diye bakıyorum. Bana dediler ki, geçen o cenaze şeyinde, Risale-i Nur'u o kadar niçin okuyorsun dedi bir tanesi. Dedim ki, 90 cilt, onu anlayacağı lisanla cevap vermem lazım, öğretmen mi neydi? 90 cilt kitabı, şeriatın temel kitabını okuyan zatın gözüyle Kur'an'ı anlamak istiyordu. O gözle bakmak için Risale okuyorum. Demek ki ben Risale-i Nur'u Risale-i Nur diye değil, Risale-i Nur'la Kur'an ne diyor? Bu gözlükte Kur'an nedir? Bu gözlükte peygamber kim? Bu gözlükte Allah kim? Çünkü şu anlarda diyor ki, aradığımızı aradığımızdan sormalıyız diyor. Tamam? Bu ne demektir? Bana talep olmuyorsunuz diyor. Direkt Kur'an'a talep oluyorsunuz diyor. Dersi sahibimizden alıyoruz. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. 25. defterden tahayyül şeyimize devam ediyoruz. 106. sayfa. Var değil mi? Bu sayfalar Osman. İmam attık abi. Grupta var. Tamam. Muhakemat 90. Gördünüz mü? Bugün tahayyülü bitireceğiz. Ezanda herhalde bitiririz. Fazla bugün şey yapmayacağız. Ondan sonra kapatacağız. İyisiniz değil mi? Isırmanız ağır mı geldi? Çok iyi geldi. İyi abi. Tamam. Biraz şey mi geldi Osman? İyi abi. Sıkıntı yok. Tamam. Size. 90 muhakemat. Kelamın elsine-i fahiresi veyahut bak Harun'a geldi kelam ya kelamcı. Kelamın elsine-i fahiresi veyahut cemali ve sureti uslub iledir. Uslub. Kaçıncı sayfayı okuyorsun? 106. 100'e kadar attın abi. O arada atladınız sanki bir yere daha. Onlar daha önce yapılmış. Yapıldı ama bir dakika. İstersen hem gel bir çek. Tasdiki galiba. Bir yere atlamışız. Atladınız 90. Evet evet çok özür dilerim. 97. sayfa. 97'ye geç. Atladım. 97 okuyacağız, 98 okuyacağız, 99 okuyacağız. Sonra 106 okuyacağız, 107, 108 ve bitiyor. Yani bugün. Tamam hadi 97'ye nerede?
97'yi buldunuz mu abi? Evet, evet abi. Hadi bakalım. Bir daha diyeyim. 97. Münazarat 14. İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurunuz. Hayalin eli varmış. Bak şimdi. Hayalde de hafıza var ki hariçten gelenleri ve alemlerden, dahilden gelenleri de hıfz ediyor. Mesela size misal vermiştim, hatırladınız mı? Bak, şöyle lavabo aynasına geçtik. Saçımızı taradık. Tamam. Çekildim. Kalır mı? Zaten kalmıyor. Tahayyül ise, hayal ise öyle değil. Kim orada aksetmişse orada kalıyor. Çünkü hayal, hayal değildi, ismi hayal. Canlıdır, ruhludur ve şuurludur. Kime ne getireceğini bilir. Ve geçen hafta demiştik hatırlarsanız, kar topuyu dağın tepesine yapın. Bırakın dağın şey tepesine, aşağı doğru yuvarlansın. Eklene, 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 dev olur. Şimdi manalar kalpten çıktı. Latife insaniye var kalbin içine. Ondan da ek yaptı. O kar topu indi vicdana. Vicdandan eklendi. Dimağa geldi o top. Vicdanda da eklendi. Şimdi bu bütünsel kalp, vicdan, dimağın hepsi bu manaların, manaları temsil edecek, anlamlandıracak bir elbise biçilmesi lazım. Kelam. Nerede biçiliyor bu? Hayalde. Hayalde biçiliyor. Hayalde biçiliyor. Terzi. Evet. Terzi. Sır. Yani hayal terzihanedir. Orada o bütünselliğe uygun kelam, vücuda, kelam, kelam giydiriliyor. Vücuda göre elbise evet. Abi şunu söylemek istiyorum, özür diliyorum. Şu kitabı kaldırdığınızda, bir lütfen bir kaldırır mısınız abi? Kendinizi tuttunuz, he, siz orada göründünüz. Çekildiniz, o abi, bu tılsım. Bakın, bak yani bunu söylemek istedim abi. O tılsım ya, şimdi aynı kitabı bana çeviriyorsunuz abi, yani aynayı bana çeviriyorsunuz. Ben orada neyi görmem lazım? Sadece sizi görürsem bu tılsıma ben de şahit oluyorum. Ama ben orada sizi de görüyorum. Oraya bakan bütün birikmişleri de görüyorum ya abi. İşte bu da sır. Evet. Şimdi onlar çok işlendiği için tılsım sıra girmiyorum da. Bu hayalde hayat var, şuur var, ruh var, hafıza da var. Orada aksedeni bilir. Orası terzihanedir. O manaya, o bütünselliğe. Cemal, Gafur'un o hatırlattığı, geçen hafta biraz onu işlemiştik de onun için girmedim. Ben bilmiyorum ama. Hem tılsım hem sır var orada. Tılsım, birbirine dönüştürüp değiştiren. Mesela 8. sözde o aslanı ata dönüştürmüş. Tamam, duvarı kapı olmuş. Sır ise değiştirmeden zıtlar cem etmiş. Zıtlar aynı yerde bulunabiliyor. Ya, aslında ben buradan şuna gitmeye çalışıyorum abi, yani hayal o zaman sır mıdır abi? Sırdır denmez ki Gafur ya. Sırı da var bunun ama her bir sıfat sende mesela diyelim ki münafıklık sıfatı var. Münafık mıyız? Yani sıfat var, yani sıfatla vasıflanır, sır var. Hayat var. Hangi tarafını yaşarsanız sen? Ya var yani, cemdir o. Yani tılsım tarafı da var, sır tarafı da var. Hafıza ama sırdır dersek olmuyor işte. Evet. O sıfatı da taşıyor. Burayı okuyayım. Hayalde de hafıza var ki hariçten gelenleri ve alemlerden, dahilden gelenleri de, isterseniz şurada durakalım, birincisi ısırmayı biraz fazla. Bir 15-20 dakika ara verelim, sonra buraya girelim. Biraz tamam, havalandırırız, bırak şey oldu. Tamam. El-Fatiha. Olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Münazarat 14 demiştik. İşte size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın, mihenge vurun.
woman diyor değil mi? Evet, woman. Şimdi hayal canlıdır, ruhludur, şuurludur, hafızası da var. Hayalde hafıza var ki hariçte gelenleri ve alemlerden dahilde gelenleri hüksediyor. Hafıza vazifesini de yapıyor. Vazifesini de yapıyor. Kulaktan, burundan, gözden, dokunmadan, emri, nisbi ve itibarilerden gelen her şeyi hıfzedebiliyor. Hayal. Aynı zamanda hafızaya direkt atıyor. Hafıza ayrı, hayalin hıfzı ayrı. Müthiş. Ayrı ha? Ayrı. Çünkü her bir sistemin hafıza sistemi olduğunu gördüm. Her bir latifenin. Şimdi abi mesela burada bakıyorum, benim işime ne yarayacak bu? Şimdi hayalin hafızası ayrı, aklın ayrı. Yani bu hayatta olan esma meratibi mi farklı? Yani orada canlı ruhlu adam, o esması farklı, o farklı da evet. Ben bunu şuurla mı, o mu anlamıyor? Ben mi, nasıl yapacağız yani bunu? Şimdi bak, bir kere hayal, hayal değil. Tamam mı? Hayalin ne olduğunu, onun üzerine çalışıyoruz ya. Böyle kalpten çıkan manaların tekerlerine tekerlerine dimağa kadar geliyor. Oraya uygun elbise giydirilen bir yerdir. Şimdi bu elbise giydirilebilmesi için mazisine, müstakbeline de hakim olması lazım hayal. Ona uygun elbise giydiriyor. Giydirdiğine göre ne yaptığını biliyor şuurlu. Giydirdiğini yaptığına göre, imal ettiğine göre Halik ismine azami derecede mazar. Halk ismine mazar. Yoku var edebiliyor. Tamam. Böyle peki ne oluyor? Biz hayali kullandığımız şeye kadar biliyoruz. Birisini önümüze koyarız. Cinsellikte kullanırız. İşte kullanırız. Böyle basit basit şeyde indirgemişiz. Oysa kuvve-i hayaliye insanda çok ciddi bir donanım ve mekan anlayışımız oluşturuyor. Alemi misali bizdeki karşılığı. Alemi misal komple. Şimdi hayal bizi mekandan da çıkarıyor, mekana da koyuyor. Mekanı ortadan kaldırıyor. Tamam? Hayal. Hayal aynı zamanda insana şu fanide bekayı, geçicide ebedi yaşattırıyor. Yani böyle bir acayip bir sistem. Zaten onun üzerine çalışıyoruz. 20 kaç tane, 26 tane ders oldu. Ne işimize yarayacak? Böyle ayna değil yani bu. Lavabodaki bir ayna gibi değil hayal. Orada aksedeni bilir, tanımlar. Orada hafıza sistemiyle daha önce bu adam neydi diye arşivine de gidebiliyor. Kendi içinde. O kadar acayip bir sistem ki ruh hayale biniyor, akıl fikre biniyor. Ruh taşıyan bir şey. Böyle biz indirgemişiz, hayal şekillendiriyoruz yani. Böyle hayal kurmak, yani şekillendirmek, mekan oluşturmak. Kişileri koyarız, çıkarırız, bu zannediyoruz. Bu da var ama bu çok basit bir şey. Sanki alemler arasında seyahat ettiren cihazmış gibi yani. Evet. Yani çünkü bak usta diyor ki ruhu hayal ediyor, aklı fikri bindirdik diyor. Bindirdi. Ruh taşıyan bir şey ya. Nasıl bir şey yani? Padişahın atiyelerini ancak matiyeleri taşır böyle. Ruh taşıdığına göre ruh taşıyor yani. Böyle hayal kurmak, bir yere gitmek, o yeri, denizi, o şahsın, bunlar şey ya. Sana bir şeyde gözü diyor saniye basirine satmak, dili de diyor fatıra hakemine satmak. Yani hayal dosyasında saniye basir ve fatıra hakim klasörü açılıyor gibi. Sonra kodlanıyor. Artık ona göre içerideki girip alma olayı çıkıyor. Yani bir, nizam da oluşuyor. Bir kap pencere düşünün. Bizdeki adı pencere. Ama alemler açılıyor. Biraz da gidelim. Münazarat 35. Hatta hayal gözünü kapasa. Hayalin gözü var. Hayalin aklı vardı. Hafızası vardı daha önceki derslerde. Şuuru vardı. Bak
hayalin eli var. Hayalin gözü var, gözü. Hayal gözü. Hayalin gözü mü, hayal göz olarak mı sıfat? Hayal da gözdür, gözü de var kendisinin. Hayal batının gözüdür. Zahirin gözü ise bedensel olandır. Mesela yatıyoruz uykudayken o gördüklerimiz kim görüyor? Hayal. Hayal aleminde. Hayal, tahayyül, mükemmel, tasavvur, zamanı oluşturuyor. Zaman. Mesela delide, çocukta zaman aksa bile aktığını bilmez. Zaman nedir bilmez. O kadar acayip bir şeydeyiz ki, mesela zamanın yok diyoruz. Zamanı hayatımızı anlam katmış, bölmüş, hareketlendiren zamandır ama zamanı gören yoktur. Bir Allah'ın kulu zaman niye gözükmüyor diye sormaz. Zaman. Zaman öncelik sonrasılığı yaparak hayatımızı bedeni misalilere dönüştürüyor. Hayat. Bütünseli ferdi ahirlere dönüştürüyor. Peki Münazarat 44. Orayı okumuş muyuz abi? Orada sizin kurşun kalem izniniz var solda. Yok. Çekerken şu arkayı çekiş yapmış. Ha şöyle. Öyle mi? Allah. Şunda yok. Şu sefer ama böyle yapınca gözüküyor. Bizde gözüküyor da. Münazarat 44. Hayal perdesi üstünde size bir timsal manzarasını göstererek mazaratını anlatacağım. Yani ilk önce bir şey anlatırken hayale tasvir ediyor, getiriyor, misafir ediyor. Ondan sonra orada tanımlama yapıyor. Karşıya tesir etmek istiyorsanız diyor. Burada ne çıkarttık? Anlattığını karşıya hayalini aktif ederek tahayyül ettirir. Mesela bir şey anlatacaksın değil mi? Mesela Gafur'un mesleğini yapayım. Maya satıyor. Adama böyle mayayı satma. Bak bu maya ekmeği şöyle şişirir. Kıpkırmızı yapar. Yani ilk önce bir şeyi hayaline misafir edin. Ha? Misal mi? Mesela doktorumun işe, bak öksürüyorsun ama bak bunu şey yaparsan, böyle yaparsan, yüzersen, spora gidersen, bu ilacı yavaş aşağı düşüreceksin ve acayip de koşacaksın, nefesin şey oluyor diyecek. Aynı şunun gibi. Yani olmasan bile bu koşucu gibi çok rahat hedefine yürüyeceksin, öksürük de olmayacak. Ama spor da yapar. İlk önce böyle bir şeyi karşıya tesir etmek için hani duada kullanırdık. Hayal ettim. İlk önce dua edeceğiz ya. En makbul dua yani adetullah'a nedir duanın kabulüne biraz meşgul olduğum için. Dima'daki mertebeleri sırayla aktif edersek onun üzerine bina edilen dua makbuldur. Nedir o? Dima'nın ilk mertebesi tahayyül. Onu tahayyül et. Ha? O zatı. Sonra tasavvur et. Bu zat şöyle şöyle özelliği var, şöyle şöyle hizmet ediyor. Sonra onu taakul et. Sonra tasdik et. Diman mertebesi. Yapmıştım ben bunu duada. Tasdik ne demek? Yani 7 tane tahayyül ediyorsun o zatı. Tasavvur ediyorsun o zatı. Taakul ediyorsun, tasdik ediyorsun, izan ediyorsun, iltizam ediyorsun. Bütün benliğinle, gücünle itikad ediyorsun. Ondan sonra Ya Rab diyorsun. Yani o kaçmıyor işte o dua. Çünkü bütünseli getiriyorsun. Dua aynı zamanda enerji göndermektir. Onun alemine. Onun kuvve-i maneviyesine diyor. Manevi desteklemektir. Böyle Risale'de bir şey var böyle. Onun ruh alemine diyor şey diyor. Kuvve-i manevi göndermektir diyor. O kadar acayip yapmış ki yanımda amin diyor. Diye sesini duydum diyor usta. O Havuz Ali arkamda amin diye sesini duydum diyor. Üstad da münacatta da öyle yapıyor. Yani ben münacat sırasında münacatın farkı oydu ya, tavsif evet. Vardı. Tavsif vardı. Yani istemek değil, tavsif vardı. Ki münacatta dikkat ederseniz tahayyül, tasavvuf, bütün mertebeleri kullanarak aslında münacat yapıyor. En sonunda son bir paragrafta istek var işte bize evet. Muhafaza Risale-i Talebi. En son, onu da ifade edelim. Şeyde zaten öyle Yunus Aleyhisselam'ın münacatı tamamen hayalinde yani, misafir ediyor. Münacat olması için de aslında divan 7 mertebesiyle tavsif lazım. Tavsif gibi. 7 tane mertebeyi aktif ettikten sonra Ya Rab dediğin zaman adetullah tamam oluyor. Münacat. Çünkü böyle yapmış, Kur'an'da da var böyle, pat diye kabul oluyor.
kabul oluyor, sonradan pişman oluyor. O tekrar eski hale gelmesi için ayrı bir dua yapıyorlar. Peygamberler bu sistemi kullanıyorlar. Bu keramet değil arkadaşlar, meziyet değil, bu sistemdir. Sistemi aktif ettiğin zaman böyle, mesela o kişiyi tahayyül et, sonra tasavvur et. Tasavvur ne demektir tabii, duvarda anlatmışım galiba. Sonra taakkul ediyorsun, sonra tasdik ediyorsun onu. Demek ki karşıya bir şey anlatırken onun alemine dur, daha taakkul etmeden hayaline getir onu, o mevzuyu. Ne diyor? Diyor ki, hayal perdesi üstünde size bir timsah manzarasını göstererek mazaratını anlatacağım. Şimdi beni misafir et diyor hayaline. Veya bir şey anlatacaksın. O adamın o hayaline onu tasvir et. Bak sana böyle bir şey düşürdü. Ya hayalet böyle. Bak onun üzerine şimdi gireceğiz. Dersen eğer direkt tasavvurdan gidersen asıl insanı biz de dahil müsait değiliz. Düşünceyle başlamak. Adet olan nedir? Gömleğin doğru düğmesini şey yaparsak aşağı doğru iner. İlk önce tahayyül ettirmek yani usta. Onun üzerine orada hitap ediyor. Kurduğu sisteme. Münazarat dili okuyorum. Şeyde de bu hayal perdesi timsali tahayyül oluyor. Hani demiştik hayal sistem tahayyülde o timsal oluyor. Timsal oluyor. Ortaya çıkar. Evet. Tamam. Yani alemi misal bizim dışımızdadır. Alemi şahadete elbise giydirilmiş, alemi misal giydirince hayal oluyor. Bu hayalin, yani alemi misalin, alemi şahadete giydirdiği hayal libasının bizdeki aktifliği, fiilsel, eylemsel hali tahayyül. Buradaki timsal oluyor. Burada timsal. Timsale dönüşmüş. Güneş aynada gözü aktif. Güneş semada aktif ama aynadan da aktif. Ne yapıyorum? Aynayı böyle tutuyorum. Bu duruma gidiyor. En köhne yere ben sokuyorum şeyi. Güneş gidemedi oraya. Aynayla gidiyor. Münazarat 50. Hayalda bir simotograftır. Yani sinema gibi. Tamam mı? Sinemadır. Her şeyin, her mertebenin ve her şeyin her yerde olduğu, her şeyin zıtlarıyla beraber var oldukları yer hayal. Mesela sinemada başrolde olan var, diğeri olan var, iyi olan var, kötü olan var, aynı karnenin içinde isimler var. Hayalin içerisinde de iyi, kötü her şey birbirini orada bulunabiliyor, birbirini ortadan kaldırmıyor. Bu tarafıyla hayal sırdır. Sır. Sır neydi? Mesela şu odada artı 10 santigrat derecede sıcaklık varken eksi 10 santigrat derece var. Hepsi aynı yerde ama hükmü fizikler ne diyor? Artı 10, eksi 10 götürür sıfır olur. Değil öyle. İşte sır olmadığı için. Sır da şu. Aynı yerde, aynı mekanda artı 10 derece, eksi 10 derece de var. İyi, kötü, batıl, hak, yanlış, doğru, kapalı, açık. Hepsi hayalde bulunuyor. Bu tarafıyla hayat, yani tahayyül, sırdır. Başka bir şey yapıyor. Mesela bir şeyi hayal ediyoruz. Gadabı, şehveti, menfaatı, kariyeri, ilmi, tefekkürü. Hayal ettiğimiz zaman bizde bir enerji aktif oluyor. Hayal enerjiye dönüşüyor. Yani his aktif oluyor. Bu tarafıyla da tılsımdır. Bu tarafıyla tılsımdır. Tılsım nedir? Tılsım birbirine dönüştür. Tılsım neydi? Zıtları bir arada tutmuyor, dönüştürüyor. Yani artı 10 derece ile eksi 10 derece aynı yerde sıfır yapıyor. Mesela 8. sözde aslanı ata dönüştürmüş. Canavar ne oldu canavar? O kuyunun ağzı. Kapıya inkılap etti değil mi? Bu tılsım. Tılsım. Ama zıtları beraberse dönüştürme yok. Değiştirme yok. Bu sır. Bu sır. O zaman hayalde, yani tahayyülde hem sır var, hem tılsım var. Ama bu mudur? Hayır. Bu sıfat da aktif. Bak mesela şey çok önemli, bir daha söylüyoruz. Hayalimizde iyi kötü var, bu sır. Hayal ettiğimiz şeyle bizim haletimiz değişiyor mu?
bu da tılsım. Ha? Hayal ettiğim şey, vücut hormonları değişiyor. Evet. Bu tılsım işte. Tılsım sıfatı da var. Çok korkunç bir sistem ya. Arkadaşlar, çok acayip bir sistem. Şey, sana bu simotograf var ya, şeymiş, sinema makinası. Hani şu dönen şey var ya, Harun abi de dedi de, şimdi o sinema makinası hayal makineymiş. Makine, evet. Yani oynatıyor o. Ha, oynatıyor. Ekran değil, ekran değil yani, o. O ekran muhtemelen bizim tahayyülümüz oluyor. Makine bu. Hayal makine. Makine. Karşıdaki biz yansıyan... eylemsel hali. Tahayyül muhtemelen. Evet. Seyreden de ene. Ne de ene? Ene seyrediyor. Evet, evet, aynen. Yani sinema makine... Doğru. Yani var ya o dönen şey. Doğru. Dünyanın dönmesi gibi diyor. Dünyanın dönmesi diyor. Az bir masrafla bu kadar sinema şey gibi yapılmış diyor Üstad abi. Evet. Yani mesela bakın, hiç kimse şeyi görmüyor, makineyi. Ama karşıdaki sinemadaki ekranı oynayanı görüyor. Yani o eylemsel hali var ya, tahayyüldür. Ama onu aktif edip, onu buraya taşıyan o makine, o hayal. Sinema makinesi o. Yani doğru, sinema makinesi. Şimdi biz hayal ile tahayyülü karıştırıyoruz. Hayal bizimle alakası yok. Tahayyül var işte. Onun aktif olmuş. Yani şu, bakın arkada, bizim arkamızda sinema cihazı var ya, makinesi. O çalışıyor. Biz neyi görüyoruz? Ekranı görüyoruz. Ekrandaki tahayyül, o cihaz hayal. O cihaza film vermek de alemi misal. Yani bu manada, yoksa bu ille bu değil de böyle düşünülebilir. Muhakemat 9. Şeyde de geçiyordu abi. Yani bulmaya çalışıyoruz. O diyor ki işte, Abdurrahman gibi sadık talebelerimle geçirdiğim Mesud'a hani hayat levhaları sinema gibi hayalimden geçtikçe diyor. Allah Allah. İşte o diyor, hayatımın o şirin safatı birer birer sinema levhaları gibi canlanıp görünerek. Ne anlatıyor biliyor musun Osman? Bu çalışıyorum ben dersin gece mesela. Ustad Hazretleri lügat yapmamış. Tamam. Lügat yapmamış. Ustad ne yapmış biliyor musun? Lügatı, terimleri, tabirleri, haletleri, simge eylemsel halde göstermiş. Uygulayarak göstermiş. Yani böyle bir klişeleşmiş. Böyle malumat yığını vermemiş, ansiklopedi kitabı aç. Hayatta uygulanmış hali. Dikkat ederseniz, biz yaptığımız, ben derste aileye, psikolojiye, hayata inmeyen bir dersim yok. Uygulanmamış dersi yapıyor. Uyuyla onu uygulayacağım. Hayatta uygulanmadan, mesela Sultanbeyli'nde bir ders yapılmış, tükenmişlik sendromu, yeni, 3. Yani Avrupa, dünya kırla gidiyor, hiç haber yok, sessiz. Böyle yaymıyorlar ama içsel çöküntü, intihar eden elde, içte hiç kimse yok, hiçbir yapı yok. Yapmak, yani yürüyemez, hayal edemez, düşünemez hale gelmiş, bitmiş, anlamsız, gayesiz, hayalsiz bir içten çökmüş. Un çuvalı boşaltılmış, çuval çökmüş. İnsanlık toslamış, bitmiş. 13. sözde söylüyor, artık fennin de tezahürüyle insanlık toslamış bitmiş. Tükenmişlik sendromu, yani iç enerjiyi, iç dinamikleri aktif edecek enerji yok. O enerjinin bizdeki adı imandır. O, şimdi orada anlatmıştım Osman Şehir'le, o imanı şey yapan, içteki enerjiyi bitiren nedir? Onu yaptım. Emirdağ, 2. Emirdağ 99. İsraftır, görenektir, tiryakiliktir, kanaatsızlıktır, tevekkülsüzlük, teslimiyet yok, itimat yok vesaire. Bunları şimdi ben bunları şimdi niye anlattım? Ustad Hazretleri lügat, terim, sembol, yani böyle bir klişeleşmiş, böyle alışılmış bir yöntemle bir tefsir yapmamış. Neyi anlatmak istemişse
hayatın içinde anlatmış. Mesela tılsım nedir? İki nokta üst üste dememiş. Sır iki nokta üst üste dememiş. Eylemde göstermiş. Hayal nedir? Dememiş. Eylemde göstermiş. Hayata uygulanmış. Eylemde hepsi. Abi bu da şöyle kemalata sebep oluyor. Tılsımı biz eylemde gördüğümüz zaman tılsım diye öğrenmeyip bunun tılsım olduğunu öğrendiğimiz zaman o sürece giriyoruz. Evet, yani o bir şey getirmiyor sana. Bir şey katmıyor mesela. Tılsım bitti. Ama böyle hayali işlerken bunu işlersen yani burada gözükürse ki ustad eylemde, hayatta kendi realitede şeyleri göstermiş Kur'an ayetlerini. Ha, zaten gaye de buydu Kur'an'ın. Bu ise ufuk kırılıyor. Ötekisi ilmi artıyor. İlmi enaniyet artıyor. Devam edeyim. Muhakeme 9. Evham ve hayalatın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi. Bak görüyor musun? O hakikatler. Muhakeme 9. Evham ve hayalatın bulutlarıyla sarılıp tesettür eyledi. Bak yok edebiliyor, sarmalayabiliyor. Yok etmiyor da tabii. Gizliyor. Mesela dağdan geçerken olmuşsunuzdur bir yerden giderken yol sis basmış. Yol var değil mi? Şüphen yok. Ama görmüyoruz. Yok. Uçakta öyle inemiyor. Koca pist var. Ama yok. Hayal böyle bir şey yapabiliyor. Evan deyince tasavvur da yapıyor. Yani neler yapıyor? Mesela şuna bak. Şuna bak. Şu tasavvura bak. Zanları, şüpheleri, belkileri, ihtimalleri, şekleri, tevellüt ettiği gibi böyle bir yer. Bilgileri, malumatları, düşünceleri, vehimleri, marifetleri, kainatın ilmi sureti, zaman anlayışımızı oluşturuyor. Yani bu yapıyor bunları. Peki bu ne yapıyor? Tahayyül. Hayatı tekviniye saran bir de mekan anlayışımızı oluşturuyor. Bir sürü yapmadıkları yeri yok ki ya. Ama bilmiyoruz yani, biz kullanamıyoruz. Mesela cep telefonunda bir sürü meziyet var. Bu kaç kişi bunları değil kullanmasını biliyor? Ben mesela hiçbirisini bilmiyorum. Sesi de kaydediyorum. Dosyalarım, kitaplarım kaydı. Başka bir şeyini bilmiyorum. Aynı bunun gibi ya. Meziyetimi aldım. Kullanmadıktan sonra var olması ne ifade ediyor? Yani peki... Bu mesela tahayyül. Ustad diyor ki hayale şey diyor, sinematograf yani sinema makinesi. Ne yapıyor onları? Hareketlendiriyor, birbirinin arkasına koyuyor, aktif ediyor, karşıya taşıyor, gösteriyor. Ekran ise bir de oturuyor sinemada, ben oturuyorum, seyrediyorum. Ama makine arkada böyle gönderiyor. Ben orayı görüyorum. Hayal bu. Tahayyül de o. Seyredem de ben. Otur buraya. Otur böyle. Dünya, bütün kainatın kuruluşundan sonuna kadar seyredebiliyorsun. Alev-i misale geçtiğin zaman hepsini seyrediyorsun. Makineyle hızla ileriyi gösteriyor işte abi. İşte peki psikolojik kalp sıkıntı mi? Nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bazen o pil mesela diyelim ki ben denemişim. 4 saat pil, teybin pili şey yapabiliyor, çalışabiliyor ses. Kaseti çalıyor 4 saat. İleri geri yaptığınız zaman en fazla 2 defa dinleyebiliyorsunuz. 2 defa. Niçin? Pil yok, pil bitiyor. Yani kaseti ileri geri sarıyorsun ya. İleri sarıyorsun, geri sarıyorsun. Pil 4 saat denince, yani 2 saat deniyor. Şimdi hayal de böyle. Tahayyül ve tasavvur. Sabır kuvvetini dağıtmak mı oluyor? Şuraya... İki tane kaset. Burası kaset. Bak görüyor musunuz? Burayı kaset. Kasetin iki tane deliği var. Sarıyor. Böyle. Geri geri sarıyor. Kasetin. Bu kaseti hızlı sarıyorsun. Gelecekte devamlı. Yani geri uydurukçası kaygı, endişe, yok korku. Yoku var ediyorsun. Geleceğe geçiyorsun. İkili bir sarıyorsun. Sanki bu sarma dinlemişsin gibi oluyor. Yaşamamışsın. Veya geri. Mazinin deneleri. Keşkiler var ya keşke. Geçmiş nedir geçmiş?
elem verildiği yerdir. Keşke geçmişim ataklıdır. İki de bir kasını böyle böyle geçmişe sararsan, geleceğe sararsan, 4 saat çalışacak kaset, 2 saate iniyor, bitiyor. 2000 sene yaşayacak bir fıtrat ömrü vermiş Allah, Adem Aleyhisselam yaşamış, 60 sene de bitiriyor. Elektriğe bağlamak lazım, pille olmaz. Olmuyor he. Ona bağladın mı, bu sefer sorun nereden çıkıyor? Şerit çok hareket edince o da bu sefer kopuyor. Kasetler kopuyor yani. Yani yoruyor. Yoruyor. Şimdi psikolojik rahatsızlık şu arkadaşlar. Dimağ, tahayyül ve tasavvuru. İstikbale, maziye. İstikbale, maziye yoruluyor. Halde duramıyor bu sefer. Mesela şöyle bir insanlar düşün. Ben böyle insanlar da rastlamıştım. Bir ses kaydını dinlerken tahammül edemiyor. Acele. Hızlandırıp dinliyor. Veya onu yapamıyorsa ayrıyetten başka bir şey de dinliyor. 2-3 tane olacak. Sebebi şu, bunlar çok ileri çabuk çabuk sarmaladıkları için aceleci, ustanın tabiriyle merdivenlere tertibe riayet etmiyor. Seyir. Veya çabuk oraya geçiyor veya geçmişe yapıyor. İşte dimağ yoruluyor. Bak aynı kaset. Şurası kaset işte abi. Şu tep kaseti. 2 tane deliği var kaseti. Ha, 2 tane deli. Sarıyor. Tamam. Böyle yapıyor. İki de geri ve ileri yapıyor. Evet. Bu sefer ne oluyor? Pil bitiyor. Psikolojik rahat. Bu sefer pil bitince onun çeşitli psikolojik isimleri şey yapılıyor. Ya geçmişe takıntılısa ona bir isim koyuyor. Geleceğe takılmışsa da ona bir isim koyuyor. Veya halde ama bütünsel göremiyor. Teke. Resmin mesela bir ucunu. Şu resmi düşünün şu komple. Gittim kapatalım. Şu çizgiyi göster. Sırf onu görüyor resmin bütünlüğünde. Ve bu sefer diyor ki, ya bu ne ya? Kıpkırmızı diyor. Her taraf kırmızı da oluyor. Kırmızı yok işte. Bak yeşil de var, beyaz da var, bir sürü şeyler var. Yani resmi bütünsel göremiyor. İşte o psikolojileri değişik bir gavurca, rumca tanımlıyor işte. Diyor ki, otizmdir diyor. Bayılmaktır diyor. İşte geçmişe ait takıntıya bir isim koyuyor. Geleceğe koyuyor, kaygı koyuyor. Oysa bizde korku var mesela. Haf var. Yani bunların çeşitli tanımları ama sistemi bilmiyoruz. Sarıyor hızlı okumak da böyle abi. Acelecilik belasıyla diyor. Belası. Hızlı sarıyor, ürpet oluyor ondan sonra. Bitiriyor. Ondan sonra tertibi şey yapmıyor. Bakıyorsun ben diyor bundan alacağımı zannediyor ki lügatı alacağım. Mesela 10. söz şudur, aşirdir, 2 askerdir. Bunu anladığını zannediyor. Bilmiş, anlamış zannetmiş. Vesvese Risalesi çok güzel söylüyor. Bu Vesvese Risalesi, ilim onu tard eder, cehil onu davet eder. Peki tanırsan gider, tanımasın gelir. Vesvese Risalesi'nin değil adam bilmeyi ezberlemiş. Niye vesvesesi var ama? İlim değil ki. Nedir o? Vesvese okumuş, onlar ne yapmış? Bilgi, malumat bak, bilgi, malumat sahibi olmuş. İlim nerede? İlim tasdikte. Daha sen buradaki Vesvese Risalesi'ni ezberledin. Daha taakkulun 30 küsur tane imbiklerinden geçecek, ilme dönüşecek ki ilim nedir? Canlıdır, ruhludur, şuurludur. İlim onu tard eder. Tard eder şu, eylemsel hali. Çık dışarı, çık dışarı, çık itiyorsun ya. Bu nedir? Eylemdir. İlim böyledir. Düşüncelerin ilme dönüştüğünü nasıl anlarız? Canlıdır ilim. Ruhludur ilim. Hazreti Ali'nin tabiriyle ilim seni korur. Malı sen korursun diyor. Eğer bilgiler seni rahatsız ediyorsa ilimdir o. Bilgidir o. Düşünce değildir. Düşünce bilgidir, ilim değildir. İlim rahatsız etmez. İlim seni korur. Eğer bildiklerin senin vehime, vesvesene şey yapıyorsa o senin daha bilgi ve malumat kabiliyetindedir. Bak, malumat ve bilgi kabiliyetindedir. İlme dönüşmemiş. Çünkü ilme dönüştüğünün alametini nasıl anlayacağız? İlim faildir, faile, eylemdedir, aktiftir. Onu dışarıya atar. İlim onu atar diyor. İlim onu tard eder. Yani ama sendeki bilgi seni rahatsız ediyorsa o bilgidir, düşüncedir, malumattır. 3 tane de bir tanesidir. Ya bilgidir, ya düşüncedir, ya malumattır. İlim olsaydı eylemdedir ilim. İlim öyle bir enkaz değildir. İlim kendisi faildir. Fail muhtardır. Direkt eylemdedir.
Yani tak diye. Mesela sen yatarken senin şuurun olmadan vücut bedensel maddi yapı şu anda da öyle. Çalışmıyor. Şu anda bir savunma sistemleri var. Mikrop, kansere, şunlar bunlara. Sindirim var, üretme var. Bizim ihtiyarımıza mı göre mi çalışıyor? Yok, çalışıyor. Ha, bizim ruhsal yapımızla, psikolojilerimiz vesairesiyle bize rağmen çalışıyor. O kadar hücumlar var ki, maddi ve manevi, onlar hepsini bloke ediyor. Bilmem ne yapıyor. Bazıları sana hissettiriyor. Çoğusunu hissetmiyoruz ki, adam bitirmiş işini. Sistem çalışıyor. Bu elde ettiğimiz bilgiler, malumatlar ve düşünceler, üç, bilgiler, malumatlar, düşünceler, bilgiler, malumatlar, düşünceler, ilme dönüşmesi demek, senin haberin olmazdan gelen o evham, beyin, vesveseler, şüpheler, tereddütleri hepsini ifna ediyor. Yok ediyor, senin haberin yok. E aktiftir ilim. İlim aktiftir. Sen kullanmıyorsun, zaten aktif kendisi. İlim seni korur diyor. Bizim ezberlediğimiz bilgidir, malumattır. İlim değil daha. İlim canlıdır, ruhludur, şuurludur. Faildir, fail, fail. Bir şey yapmıyorsun, o sana yapıyor, o seni korur diyor. Hazreti Ali diyor, seni korur. Yani biz de o haberimiz olmadan devam edin. Evham ve hayalatın bulutları ile sarılıp tesettür eyledi. Var olup kapatan bulut gibi hayal, bulut var olanı nasıl örttüğü gibi. Yani bazen işte bu hayal, tahayyül, koca bir caddeyi, koca bir yolu, bulut ne yapıyor? Yok ediyor, yok. Ulan bulut işte, havalimanı inecek, uçak mı? Kimse yok. Ne yapmış? Hayal de böyle yapıyor. Ne diyor? Bak, evham ve hayalat. Hayalat şu, tahayyül. Evham da burası. Peki nedir o? Bazen bir hatıra, bir mekan, işte hayal, şey ise, evham ise düşünceler. Bir bilgi, bir malumat, geçmişte olan bazı şeyler. Sen alıp oraya götürüyor, oraya bırakıyor seni. Geçmiş olsun. Orada bıraktı seni, hala büyüyeceksin. Artık nasibin varsa oradan bu zamana kadar geleceksin ama bu an geçiyor. Ayağındaki şeyler çelip gidiyor. Yani oraya bıraktı seni. Hala oradasın böyle, şu zamanın çocukları diyor. Hayır diyor, şu zamanda tevellüt ettiğiniz zaman diyor, siz diyor, ilk çağın diyor, yadigarlarısınız diyor muhatap. Hatırladın mı? Usta bazı insanlar diyor ki, siz diyor bu zamanda doğduğunuz gibi gözükürken diyor, siz diyor bu zamanın çocuğu değilsiniz diyor. Siz diyor geçmişi bilmem, ilk çağların çocuklarısınız. Kava o. Yani biz bazen de medeni tabir kullanıyor. Sakalı çocuklar diyor. Sakalı çıkmış ama hala çocuk. Yani senin buluğu var, rüştü yok. Çocuk yapabilmişler ama kendisi hala çocuk. Çocuk. Yani siz diyor geçmiş asın, ilk asın çocuklarısınız diyor. Kronula diyor. Yani o zaman çocukları. Ama şimdi doğdu, bedensel doğmuş. Ruhen o zamanın çocuğusun. Peki burada ne işin var? Hortladın diyor. Hortladın geldin bu tarafa diyor. Hortlaklarıdır diyor. Çünkü zamanı tanımlayamıyor. Zamanı tahlil edemiyor. Zamanı tanımayan Risale-i Nur'a emniyet veremez. Zamanı tanımayan Risale-i emniyet veremez. Risale-i Nur emniyeti zamanın emniyetinden kaynaklanıyor. Zamanın dehşetinden kaynaklanıyor. Bunu 8. remizde söylüyor mektubatın sonunda. Yani Risale-i Nur'u kim emniyet verir, kıymet verir? Zamanı tanımlayabilende ancak. Mahkemat 21. Bugün bitiririz inşallah. Senin hayalinde hapsedecektir. Senin hayalinde hapsedecektir. Yani insanlar zannediliyor ki dört duvar var ya, insanların eliyle yapılan duvarlar, hapishane zannediyor. Bazı çoğu insanlar hayalinde hapis. Mesela bu asrın en büyük silahı o silah, uçak uçak değil. İlk önce şey yaptılar, silahtı. Sonra gıdayı yaptılar. Duman ettiler bu milletin neslini. Kontrolsüz kim ne katarsa katsın böyle. Şimdi sana bir dünyaya kattılar. Artık çocuk, kız odadan çıkmıyor. Evde yabancı. Kendisi söylüyor işte. Ya çocuğa kapıyı vursak şu hazır bu hazır oğlum kızım kendisi dese çıkacak. Telefon ediyoruz diyor salondan odaya telefon ediyoruz. Oğlum bak şey hazır bilmem ne hazır. Sana bir dünya sokmuş işte burada da öyle diyor. Senin hayalini hapsedecektir.
artık telefon insanları hapsetmiş. Nereye hapsetmiş? Sanal bir dünya. Bitmiş ya. Sanal bir dünya. O kadar hayatımız içine girmiş ki var zannediyoruz. Mesela para hareketleri, banka hareketleri hepsi sanaldır. Var kabul ediyor. Mesela furus, mesela para. Para da sanaldır. En başta gelenidir. Niye gavur para seni beş para etmesin diyor. Çünkü para karşılığı nedir o? Merkez Bankası altına göre şeydir. Bunun zaten bir değeri yok. Saddam gitti, elinde kim kağıt kalmışsa gitmiş. Ama altın olan hala paradır. O zaman o ecdadın parası neydi? Kağıt değildi, kendisi paraydı. Yani altındı parası. Nereye gidersen de her yerde geçiyordu çünkü altın. Yani gitsen de her tarafta altın. Yani o kadar sanal ki, işte diyor ki senin hayalini hapsedecektir. Asır artık öyle silah milah gıda da değil. Sokuyorsun bunlar. Akşama Instagram veya Facebook'ta işte videolara giriyor. Nerede yaşıyor? Tahayyülünde. Senin hayalini hapsetti. Senin işin bitti yani. Selam olsun bitti. Öyle birisi varmış. Peki hariçten birisi uyardığı zaman, çünkü o kadar kendisini orada yaşıyor ki, kızım, oğlum dediği zaman anne falan fevran ediyor. Tamam baba, acayip bir şeysin. Böyle hırçın olmasının sebebi şuradaki sanal ve yaşadığı tamamen kopuk bir dünyada yaşadığı bir yerden o kadar alıştı ki çıkmak istemiyor. Çıkmamanın, çıkmak istemenin, istememenin adı bu tepkidir. Tepkidir. Tepkiyle oradan çıkmak istemiyor. Nedir o? Oradadır. Mesela metrolara gidin, herkes böyle. Dolmuşa gidin, evet. Bitmiş. Yani tahayyülde hapsedilmiş. İnsanlar içlerine sokulmuşlar. Dışarıda memleket batsa umrunda değil. Çoluk çocuğu, kızı, evladı, oğlu, atı, avradı vesaire. Daha da var. Niye? Herkesin burada sokulmuş. Umumi dünyada pek kimse yaşamıyor. Bir bakın bu gözle, metroya, dolmuşa gidiğin zaman şöyle bir bakın bakalım. Dışarıda yaşayan kaç kişi var? Hep içeride. Anladın mı? Hep bitmiş. Yani tahayyül göstermeye çalışıyorum. Ustad da o zaman da diyor, 1908'de senin hayalinde hapsedecektir diyor. Yani bazı insanlar hayallerinde hapsolurlar bunlar. Hayaliyun mezhebi gibiymiş bunlar. Hem hapishane hem de seni başka yere çıkaran. Mesela Uçta abi derdi ki hayal olmak isteyip de olamadığının olunduğu bir yerdir hayal içinde. Bir şey olmak istersin, olamadın. Alim olmak istiyorsun. Tamam. Alim olmak istiyorsun. Pilot olmak istiyorsun. Ne bileyim. Olmak isteyip de olamadığının olunduğu bir yerdir. Olduğu bir yer. Orada oluyorsun. Onun için ne olmak istiyorsan herkes orada oluyor. Orada olduğu için her istediğin kabul ediliyor. Her şey veriliyor. Her yere gidebiliyorsun. Her şey eline geçiyor. Her istediğinin olunduğu yer olduğu için orada kimse çıkmak istemiyor. Fark eden insan çok azdır. Hapsediyorlar işte orada. Çıksın da göreyim hadi bir tane delikanlı gelmiş. Çıkamıyor. Orada hapsedilmiş. Peki bunların dışarıya çıkışı nasıl oluyor? Aşırı bir tepkiyle olur. Öfke olur. Tedirgin. Çünkü oradan çıkmak kendisini tehlikede hissettiği için şey yapıyor. Tepkiyle dışarıya çıkıyor. Yer yer. Hemen gene gidecek içeriye. Hemen oraya gidecek. Şimdi böyle yürüyor zannediyorsun. Hepsi orada. Hepsi böyle hayal etmiş. Girmiş. Muhakimat 25. Bir dane-i hakikat bir harman hayalata müracaattır. İşte biraz önce şey anlattım. Bu yani bir hakikattan kopmanın hayalat. Hayalat hakikattan kopuk mudur? Hayır. Ama hayalde her istediğinin var olduğudur. Ama kim istiyor tabii? Şeytan istiyor, nefis istiyor, his istiyor, heva istiyor, istiyor da istiyor. İşte ama bir tane hakikat, hayalat var ya bir sürü harman, bir güneş geliyor, bulut ortadan kaldırıyor. Uçuruyor onu. Peki nedir o bulut? Yolu vardı, yol vardı, hava pisti vardı, kapattı. Yok. Nedir? Yoğunlaşmış sudur ya. Suyun bu hale gelmesi. Ama sonra bir güne hakikat güneşi geliyor. Bu bulutu, suyu aslına dönüştürüyor.
aslına dönüştürünce, aa yol varmış ya. İşte hayal böyle. Yani. Senin hayal, mesela dağın tepesine çıkarsınız, Rize'de çok oluyor böyle keskin olduğu için. Dağın tepesine bakarsın bulut gelir akşam üzeri. Ondan sonra bir bakarsın ayaklarının altına, o merzel evlere kadar gelir dayanır. Tamamen bembeyaz. Aşağıdaki aşağıda hiç kimse yok. O bulutun üzerine atlayasın geliyor. Yani su zannediyorsun öyle. Gemiyi de atayım geliyor böyle. Dalgalı bir şey, okyanus gibi. Ama ömründe hiç dünyayı görmeyen bir insana uzaydan getirsek direkt, oraya göstersek vay be. O kadar tehlikeli bir şey ki bu. Ben size bir örnek vereyim. Yaşanmış bir örnek vereyim. Gidip gelmelerin ne kadar tehlikeli olduğunu basit anlamayın diye. Cuxhaven'de vazife yaptım. Cuxhaven, Almanya'da. 2004'te Diyanet'in camisinde imamdım. Teravih imamıydım. Orada bizzat yapanlar anlattı. Yapanlar, nakilde değil. Cuxhaven'de dünyada iki yerde oluyormuş. Bir Çin'de, bir de orada. 6 saatte deniz gidiyor. İleride ada var. Adalardan da gidiyor deniz. Adalara yaya veya arabasıyla gidiyoruz. 6 saat sonra bir şey anlatacağım. Bak hayal anlatacağım. 6 saat sonra deniz geliyor. Bu sefer gemiler çalışıyor. Koca şilepler çalışıyor. Yük gemileri yanaşıyor bana. 6 saatte gider, 6 saatte gelir. Tamam? Böyle bir yer. Türkiye'den bir misafiri gelmiş adamların. Müzip yapınlar. Müzip. Türkiye'den misafiri gelmiş adamın. Bunu ne yapalım? Yani acayip ya. Şimdi adamı havalimanından alıyorlar. Gel koy ilk önce Cuxhaven'i bir gösterelim, gezdirelim. Sonra şey yaparız, tamam mı? Sana yedir içir. Adamı şey yapıyorlar. Denizin kenarına getiriyorlar. Hayal neymiş bakın. Kafa gidiyor demek istiyor. Ondan sonra denizin kenarına getiriyorlar. Onu hissettiriyorlar. Elini sokturuyor, ayağını sokturuyor denizi, tamam mı? Bak işte o ne kadar hoş. Orada denizin üzerinde kayanlar var böyle, hani şey tutuyorsan kayıyor. Hepsini şey yapıyor. Adamı denize kadar, eline tuzuna kadar tutturuyorlar yani. İnkar edemeyecek kadar tutturuyorlar. Ayağını sokturuyorlar. Sen yorulmuşsun, ayağını çıkartıyor. Suyla temas ediyor. Suyu tamam mı aleminde? Bitti. Tamam. Hakkal yakin oluyor. Hakkal yakin oluyor. O tüm bu kesin. Sonra 6 saat sonra getiriyorlar bunu. Yani deniz var demiyor artık. Geliyor. Şimdi adam bilmiyor tabii gidip gelme. 6 saatte yüzlerce kilometre gidiyor. Öyle 10 santimetre falan değil. Adaya ben at arabasıyla gittim. Yaya gittim, yarıya kadar gidemedim tam. Ondan sonra at arabasıyla gidiyorsun. Bir saat adada kalıyorsun, karamağı içiyorsun, anons geliyor. Deniz gelmeye başlamış o İngiltere'den beri, o deniz. Geliyor, hadi at arabasına, o deniz gelmeden biz adadan yaya gidiyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki metrelerce, tabii koca gemilerin çalışıyor, 30-40 metre, su tekrar doluyor böyle. Şimdi bu adam, getiriyorlar oraya, çak şey yapmadan, hiçbir şey demiyorlar. Tabii uçaktan inmiş de ya, yorgun tabii, yorgun falan. Nasıl, adam tabii oraya bakıyor. Oralara gene geziyorlar falan. Şimdi o Türkiye'den giden o suya şahit olan, ya dedi burada su var dedi ki ne oldu? Ne suyu dedi ya? Yani anlamadım ne suyu dedi. Beraber sen, ya dedi sen kafe miydi? Ne suyu dedi? Ya deli etmeyin beni dedi ya. Burada deniz vardı dedi. Ne denizi ya dedi. Deniz vardı da hani böyle bir sözü vardı ya. Biz mi içtik dedi ya. Ya nasıl yok dedi ya. Demiyor gitti. Gel git olayları da kitaptan okuduk, 10 santim, 1 santim, birkaç şey santim olur. Ya sen kafayı mı yedin? Ya nasıl olur dedi. Ya sen yorgunsun. Türkiye'den geldin ya, yorgun. İndin, deniz zannet. Ya nasıl, ya deniz mi vardı? E ne oldu sence? Ne bileyim ya diyor, kafa yedirmeyin bana dedi ya. Burada deniz vardı, yoktu. Adam durumu hiç iyi değil. Çünkü var yok olmuş. Ortadan kalkar mı? Ya nasıl olur? Baktı ki durum iyi değil. O zaman anlattılar. İlk önce ne yaptılar onu? İlk önce anlatacağım bir mevzuyu tahayyülüne canlandıracaksın. Tahayyülüne canlandıracaksın. Onu yaşatacaksın hayalinde. Sonra onun üzerine bina edince o kaçınılmaz olur. Üstad Hazretleri hafızası 90 cilt kitabına ezberlemiş. Beyazıt'ta diyor mesela kapıda adamın kitabını alıyor. Şöyle sayıyor. Sonra kitabın parasını veriyor.
Ne yaptın diyor. Ben onu hapsettim diyor. Onun parasını veriyor. Kitabın yarı parasını veriyor. Kitabın kendisini almıyorum ama ben komplesini aldım. Adam diyor ki nasıl aldın demiş ya. Bunu nasıl aldın biraz önce sayıyordum öyle. Ustad bunun fotoğrafını alıyordu. Yani hafıza, bakın görüyor musun? Hafızası niçin çok kuvvetli? Biz zannediyoruz ki ezber. Onun hafıza şu tekniğinde kullanıyordu. Fotoğraflıyordu bunu. Fotoğraflama. Daha o kadar bu gelişmemiş ama tek tük insanlarda var şu anda. Böyle bakıyor, ondan sonra bakıyor, o sayfa geliyordu diyor. O sayfa geliyor. Müracaat ettiğim zaman sayfa geliyor diyor. Biz mesela en kuvvetli şeylerimiz, mesela ben de onu çektiğin şöyle şey yapıyorum. Canın sıkıldı değil mi? Hemen böyle bir mutlu olduğun, bir hoşuna gittiğin bir ortam, bir mana, bir seni aleminde iyi hissettiren bir hadiseyi veya bir kitabın şu şeyi. Bak sözleri görüyor musun? Şu bir kitabın kapağını. Alemine koy, en moralin bozuk olduğu zaman kitabın bu sayfasını hayal et, hayal et, hayal et. Bu sende ne tesir yapmışsa, bu ortamsa, bu ortama getirecek otomatik. Çünkü ister istemez hayal ettiğin şeyin içindesin. Olsun oradasın. Yani mesela bir kitap sayfası olur, bir mutluluk anı olur. Mesela bir kitabın kapağı olur. İçinde herhangi bir tane bir sayfa olur böyle. Hayır bunu şey yaptığın zaman, mesela diyelim ki, ben şöyle diyorum, kitabımı ezberlemişim ya. Mesela diyorum ki sayfanın sağ tarafında, ortanın aşağısında. Sebebi şu, şöyle renklerle alamet koyuyorum. Bunu Barla da söylüyorum. Mesela diyorum ki aynı hakikati zahirde görmek. Bak 27. sözde şu sayfanın, bak şu sayfanın ortasının dibine sağ tarafta ufak bir yer böyle. Tam bu köşede. Onun sebebi orayı hafızada yapacak, tamam mı? Hafızada yapacak alametini koymuşum. Yani ne yapmışım? Oraya bir boya vurmuşum, tamam mı? Hakikati aynı zahir içinde bulmaktır, görüyor musun? Ortanın aşağısında sağ tarafta. Şu boyayı vurmuşum. Hakikati aynı zahir içinde bulmaktır. Şimdi bu neredeydi? 27. sözde. Tam sayfa bilmiyorum ama sağda o baş tarafı sayfanın ortasının sonuna doğru sağ tarafta yerde. Oraya ne koyduk? Alamet koyduk. İşte bunlar bu kadar çeşitli anlatmamın sebebi hayal hayal değil, aynı zamanda sinematograf gibi, yani sinema makinesi gibi alemi misali tahayyülünüze aktarıyor. Yani makina duvara filmi oynatıyor ya, o hayaldir, bu tahayyüldür, o ona film yükleyenler, filmler alemi misal. Seni oraya... Oradakileri taşıyor. İşte adamı getirmişler Almanya'ya. Suyu çekilmemiş halini gösteriyorlar. Hafızasına iyi oturtuyorlar. Şah hayaline. Deniz var, ayağını soktu. 6 saat sonra deniz yok. O zaman nedir? Bu yok olacak hali yok. Benimsi neydi o zaman? Bunlar dedi yok yok sen yorgundun. Peki ben dedi... Yoksa buraya da mı gelmedim? Yok canım ne uçaktan? Sen uçağın gelince eve götürdük seni ya. Bunun alakası yok. Adam ama buraya geldiğin alameti denizdi. Deniz ortadan kalkınca o gelişi de yok oldu. Peki ikilem yaşıyor. Bu ne kadar dehşetli hal anlıyor musunuz? Bizim kızımız oğlumuz da bu halde. Var yok olmuş. Algı mı? Yok, evet algı operasyonu. Yani evde anne vardı, bacı vardı, şu vardı, bu hiç kimse yok. Bir şey var ki... O da o gönderilen video var. Videoyu seyretmek dışında kalmak değildir. Seyredebilmek için kendinden sıyrılıp İsar Hasreti var ya. Fena olacak ki o var olsun. Onun içine giriyorsun. Fikren, hissen onu yaşamadıkça zevk alamazsın. Orada yaşarken sana diyorsun koltukta oturuyor kızım oğlum. Hayır onun içinde anne orada bağırıyor. Oğlum bağırıyor. Oğlum şey yap. Oğlum nasıl çıksın odada değil ki. Odada değil odada. Odada değil. Niçin? Kafa. Bu binada, binada mı? Hayır. Bak binaya girdi. Bu kadar daireler içerisinde senin dairene girdi.
senin daire içinde, salonda da değil, odasında ne kadar, bak bina, daireler, senin dairenin, senin odana, gir içeriye. Kendi odasına, kendi odasının o filmin içinde. Yetmiyor, o filmin o karakterin içinde. Yetmiyor, o karakterin o haleti içinde. O haleti yaşıyor oradaki. Kadının ve erkeğin haletini yaşıyor. Ondan sonra kapatıyor, ilk yaptığı şu. Baba, anne, herkes şey yapıyor, denize gidiyor, şunu yapıyor, hani biz gitmiyoruz, biz ne yapıyoruz? Yani öyle bir talepler yapıyor ki mevcudu unutuyor. Yani herkesi Allah'a şiddet atmamış ekonomisi veya imkanları. Aa, herkes tatile gidiyor ki bilmem ne yapıyor, anne, japa, ne, tamam da her şey yorganına göre ayarınızdır. Niye? Burayı unutmuş. Yani baba ne şartlarla ekmek getirdiğini unutmuş. Burada birisi gitmiş, Kıbrıs'a gitmiş. Sınıf arkadaşın. Gidebilir, sen de başka bir yere gidiyorsun. Fikre. O, Allah o imkanı vermiş, sana da fikre vermiş de, sana da bunları vermiş. Yani herkes şey olmuyor, kimisi fırıncı, kimisi kasap. Kimisi para sayıyor, kimisi para alıyor. Yani böyle işte. Sistem böyle şey yapıyor. Şimdi niçin burada oğlanın haleti oluyor? Orada bir arkadaşı gitmiş mi Kıbrıs'a tatil yapıyor? Bu da gidecekmiş. Niye? O bu o da binadan, daireden, daire içinde salon değil, senin odan, senin odandan kendi odası, odasına değil, o film, o filmin içinde o karakter, o karakterin o haleti, o haletin içinde his. Hisse girmiş artık orada. Çıksın da kaç tane şeyi yırtacak? Uyuyamıyor abi. Ya, bitti. Çünkü hayalin uykusu yok ki. Tasavvurun da uykusu yok. Hayalin uykusu yok ki. Bunlar melekuti şeylerde uyku yok ki. Cennette uyku yoktur. Sihir aslında seni kopartan her şey sihir tanımına girdiği için bu sihirdir. Ustad değil bu filmler için. Muhakematta kelam için diyor ki sihri beyani. Beyanda sihir var. Yani seni etkiliyor konuşmak. Öyle bir konuşuyor ki batılı hak, hakkı batıl gösteriyor. Televizyonlarda, ekranlarda adam öyle acayip ki Kur'an diyor, Allah söylüyor, öteki alim söylüyor diyor. Yani o müteşabih ayetleri gösteriyor, Allah söylüyor. Oysa kendisi söylüyor Cenab-ı Hak. Bazı ayetlerimiz müteşabihtir diyor. Bilmiyorsanız bilen şey yapın. Ben açık bir şey burada desek buna, İmam Azam böyle desin, ben buna tabi olurum. Çünkü o bütünsel izah ediyor. Ama ne yapıyor? Cerbeze yapıyor. Kelamda sihri beyanı var diyor. Sihir ediliyor. Kelamla biz sihirleniyoruz. Televizyonlarla sihirleniyoruz. Efsun yapılıyor, büyü yapılıyor. Bir girin, sirayet dersine girin, bizim o dersi yaptık. Kaç tane, 5-6 tane sihir dersi var. 10 tane de olacak malzeme var daha. Toplamışım böyle. Allah Resulü'nün hayatından, sahabelerin hayatından, Risale'ndeki kanuniyetlerinden, sihirin sureti var, kanuniyeti var, hakikati var, mahiyeti bir bakın yine. Yani acayip nasıl sihirleniyor, Emirdağ'da nasıl şey yapmış onu anlatıyor. Mesela ruh çağırma diyor, bak nasıl kandırmışlar, cin geliyor. Usta kendisi söylüyor, ey Geylani'nin ruhu, ey Muhyiddin Arabi'nin ruhu. Onun diyor oyuncak şey masasına Geylani mi gelecek tabi usta, cinler geliyor. Ondan sonra gelmişsen şunu yürüt diyor. Bak geldi diyor. Ondan sonra bitiyor. Karşımıza çıkıyor. Benim kaçma ne kadar çıkıyorlar. Ben baktım ki olacağı bir şey yok. Tutmuyor. Yani çürümüş bir tahta ama tahta. Dışarıda kalmış yağda, kışta, yağmurda. Çivi çakıyorsun tutmuyor. Sonra dedim ki yavrum sen lisede ne mezunusun? Lisede okurken daha çok oluyor. Lise ortaklığı oluyor. Dedim böyle bir şey katıldı mı? Ruh çağırmanın ama altında. Evet dedi okulda. Kimer laboratuvarında herkes gittikten sonra akşam dedi şey söndürdüm. Çağırmıştım. Ha böyle dalin abi. Demedim de Allah selamet versin. Hiç anında bitti. Uğraşma bana meşgul olma. Bitti velet dalin abi. O nasıl çıkartacağım oradan ki? Bitti ya. Ruh çağırmanın ama altında cinlerle muhabere. Mesela bu enerji var ya böyle bir enerji, bir enerjiler var böyle şey enerjiler tedarik. Bunlar tamamen cindir. Bu işte tevazu etmiyorum. Bu işin ehliyim. Bu işin ehliyim. Bu enerji var ya biyoenerjiciler var. Enerji yüklüyor, enerjiler tedarik. Tamamen cinlidir. Adınız gibi bilir. Ki benfi aldığıyla kurtulma şansı var mı? Var tabii o kanuniyetidir ama üç tane sıfatı olacak. O kuvve-i kutsiye, kuvve-i ulvi, kuvve-i manevisi olan onu hayırda kullanır. Zaten hayır için yapılmış.
Peki, buna ait soru sormayın çünkü derin bir şeydir. Neticeyi bilin, cinnidir, bitti. Ve kuvve-i hayaliye, kuvvedir, güçtür, ruhludur, hayattadır, canlıdır, hafızası var. Orada birbirine bindirilmişleri biliyor. Ha? Bir tane hakikat, onun için ne söyledik? Hayalatı, yani bulutları ortadan kaldıran güneş gibi. Muhakemat 37. Hakaik İslamiyet'in güneşi, bak hakaiki, hakaik neydi? Esma-i İlahiye. Esma-i İlahiye neydi? Artık bundan sonra böyle boyamış ya Musavir, ya Mulevin, ya Sani. Tamam, bu malumattır. Bu ilim değildir. Vesvese Risalesi'ne misal verdim bak. Vesvese Risalesi'ni ezberledin. İlim onu tard eder. Niye hala ben vesvese hastasıyım? Hani ilim onu tard edecekse? Ben vesvese Risalesi'ni bilmek değil, ezberlemişim. Niye vesvesem var? Bilgidir. Bilgidir, malumattır. Düşünceler ilime dönüşmesi demek. Kendisi artık ilim ilimlikten şey, bilgi bilgilikten çıktı. Realitedir, canlıdır, ruhludur, aktiftir, aktif. Nedir o? Şimdi Esma'yı söylüyorum. Bugün aleti söyledik ya, alet. Şimdi göz, kulak, akıl ve kalp münassa elbise diyor. Bunlara bu elbiseymiş. Vücut giydirmiş. Bu elbiselerin üzerinde, aklımızın elbisesi üzerinde haletler var, haletler. İdip gelmeler, böyle değişken ikide bir atmosferik bir durumlarımız var. Bu haletler esmadır kardeşim. Esmadan değil, esmanın cilve, cemal, nakşı sanatıdır. Mesela şu araba bak, vur ozunu koyunu, kır kafasını diye bir enerji var ya, şeytandan değil, bu şeytandır. Olma, ondan olan değil, odur. Tamam mı? Mesela sigara nasıl olur? Sigara içti. Karşıya içmediği halde siniyor. Bunun adı sirayet. İçsen de öyle kokacaktın. Onun yanında da ben koktun. Yani bu ondan değil. Odur artık sigara ya. Sigara. Ona sirayet etmiş. İşte his nedir? Haletler olarak gözükür bizde. Yani dışarıdan 32. sözde diyor ya, bir hasna, güzel bir kadın üzerindeki o esmalar veya bir gül çiçekteki esmalar, zahirde bitkinin bir nebatatta 20, insanda 70'ten ziyade esma gözüküyor ya, bu ille şekil, göz, kulak açmış ama onların alemimizde göz bu değil bu. Bu cihazdır. Ama kuvve-i basira, kuvve, bunun yani elektrik ocağında elektrik, elektrik ocak değil. Ocakta gözüküyor. Görme burada gözüküyor. Ha? Allah Resulü arka tarafıyla da görürdü. Ha, şimdi bu haletler var ya haletler. Bugün anlayacağımız dersimizde. Bu haletler esmanın kendileridir. Esma bizde aktif. Tamam mı? Bu diyor ki bir de, onlar nedir? Her bir esma hakikattır. Hakaik olunca esmalar, o bütün esmalar. Diyor ki hakaik İslamiyetin İslamiyet'i meydana getiren ve bizde nümene bıraktığı esma nümeneleri var. Güneşi, güneş gibidir. 8 tane esma var güneşte. Evham ve hayalat bulutlarından kurtulmuş. Hem hayal hem de evham buluta benzer. Şimdi bu evham nereye benziyordu? Hayal de öyle yapıyordu. Olan bir yolu sis kapladı. Aa yok, araba süremiyoruz. Uçağı indiremiyoruz. Koca bir şehir, aşağısı da yok, bulut kapattı, dağın tepesindeyiz, aşağısı göstermiyor. Nasılsa evham da hayal da böyledir. Evham şuradaydı, evham tasavvurdadır, hayal buradadır. Bu iki tane şey, bu iki tane şey varı yok ediyor. Mesela yoku da var ediyor. Bulut geldi dağa, dağın tepesindeyiz. Bir baktı, oho deniz yaptı. Olmayan deniz, deniz oldu. Bir bakıyorsun ki bulut gitti, güneş, hakikat güneşi geldi. Bulutları yok edince, aa şehirler gelmiş ya, aşağıda şehirler varmış. Yol varmış ya. Göstermiyor.
Eğer gösteriyor. Ama seni bak nasıl bir aletle yaşatıyor? Bütün hepsini örtüyor. Seni oradan tecrit ediyor dağın tepesinde. Müstakil yaşıyorsun. Sanki orada hiç kimse yaşamıyor. Onu sarmalamış. Koca şehir, vadinin o dağın altındaki o şehir bir anda ne yapmış o bulut? Onu yok etmiş, sarmalamış. Alemimiz de öyle. Varı yok ediyor. Var mıymış aile? Yani eylemde gösteriyorum daha ya hayali. Yani evde anne mi varmış, bacı mı varmış, evladı mı varmış, babaanne mi var mı, dede mi var, öyle bir şey yok. Ne yapmış? Bulut onu sarmalamış bulut. Sarmış yani. Yani bak dağın tepesine çıkıyorsun. Rize'de böyle bir şey vardır. Şeyden çıkılıyorum şimdi ama. Öyle ne diyorlar ona? H ile başlayan bir yayla. Bir yayla. Her ikinden sonra bulut geliyormuş geliyormuş. Daha tam tepeye gelmeden orada merzeler var. Oraya kadar gelip istisnasız orayı kapatıyor. Orayı kapatıyor. Koca bir şehir. Trabzon, Erzurum, Artvin, Rize, daha o kaç kanatı? Hiç kimse yok. Bir saat önce vardı, şimdi hiç kimse yok. İşte bunu nereye uyguluyorum? Alemimizde bir sürü insanlar var, dostlar var, şu var, bu var, ahiret var. Eve uygulayayım. Salonda annem var, bacım var, sohbet ediyorlar, şey yapıyorlar. Babaannem var, dedem var. Gelmiş yaşlılar var, köylüm var. Gelmiş hop, odasına yetmiyor. O videoya, videonun içine giriyor. Yetmiyor, o aktörün içine giriyor. Yetmiyor, o orada oynayan kadın veya kızın olanın içine giriyor. O aletine giriyor, kaç tane sarmalamış. Hadi sözü, bu sihirdir işte. Allah Resulü'nün tarağına sarmışlar 7 defa. 19. mektupta geçiyor. Sarmış, sonra o diyor, saçı diyor. Saçla yapmışlar, kadının saçıyla yapmışlar sihiri. 7 defa tarağı sarmış diyor. Ona söktükçe diyor, ferahlıyordu diyor. Anladın mı? Sihir yapmış. Kaç tane, 7 tane şeyin içine sokuyorsun. Cemiyetten, mahalleden, eve geliyorsun, binaya geliyorsun, eve uyguluyorum. Ondan sonra bir sürü odalar var, senin oda. Film içinde falan aktör, onun haleti, onun hissiyatıyla o. Sarmala da. Seni çek bakalım bunun içine. Peki geçmiş dönemde Firavun'un sihirbazları yılanlara attı. Hep asa, burada yapıyordu. Hep o burada oynuyor o. Asay Musa'nın yutması bunları. Asay Musa iman hakikatlerinde inkişaf ettirdiği için iman nurdur hem kuvvettir. Burada o sihir ve büyünün yapan kimdir? Sana onu gösteren, gözü boyayan kimdir? Cinlerin sinyal vermesidir. Senin hayalinde o yürüyor. Hayalinde aslında yoktur o. O sihir ve büyü demek onların cinleri kuvvetli. Senin tahayyülünde aktif. Ama eylemsel de yapabiliyor yani böyle. Sana olduğunu yılan gösterebiliyor. Peki Asay-ı Musa sihir ve büyüleri nasıl iptal edebiliyor? Hakaik imaniyede inkişaf ettiği için tahayyülünü ve tasavvurunu o iman bloke ediyor. Müsaade etmiyor, orada oynattırmıyor. Hakikati görüyor. Onun için Asay-ı Musa iman hakikatlerinden inkişaf ettiriyor. İman. İman hem nurdur hem kuvvettir. Realitedir, mahluktur, enerjidir. Başka enerjileri müsaade etmiyor. Güneş varken kar tutunamadığı gibi. Masonlar da cinleri yılan, kendi kuyruğunu ısıran yılan olarak gösteriyorlar. Böyle C'ye benziyor. Cin. Evet. Şimdi Muhakimat 38'e, bu da öyle. Toprağa benzeyen evham ve hayalatı. Bak, ikisi beraber götürüyor. Görüyor musunuz tahayyül ve tasavvuru? Evham, tasavvur. Abi şurada şu. Daha önceden de söylemiştim ama bana pek herhalde şey yapmadınız bu konuda. Ehemmiyet vermediniz herhalde. Çünkü abi ben hayal değildir derken hayalin hakikati vardır demek istiyorsunuz siz. Evet. Tamam mı? Hakikatsiz suret olmayacağı gibi hani hayal suretidir. Bir gerçeğin suretidir. Değil mi abi? Hayal. Ama hayalat bu değil abi. Hayalat hakikatsiz hayal bir mana veya menfi olandır. Sadece suretten efhamen var edilendir. Hayal denilirken efhamdan hiç bahsetmiyor benim anladığım kadarıyla. Sadece hayalat menfi olanlarında yani hakikat yok. Bu sadece efhamen farazi kafasında yarattığı o akılsızın aklındadır dediği gibi abi. Ben
Evet. Böyle bir ayrıntı sanki. İşte üç tane şey vardı ya. Vacip, mümkün, mümteni. Evet. Şimdi mümkün hangisiydi Osman? Mümkün, var olup yok olması mümkün olan şu anki mevcut. Şu an mevcuda. Var mı hayalimizde? Var. Peki ötekisini? Mümteni de şirk, küfür gibi ondan sonra imkansız olur. Vücud haricisi var mı? Yok. Yok. Kafasızın kafasında var. Hayalde bu var ama. Yani mesela diyelim ki bir sürü imkanat noktasında kafasızın kafasında şirk mesela. Veya insanların çeşitli bir hallere sokabilirsin. Açı çıplak yapabilirsin, yapabilirsin. Yani bu hayal yapmıyor mu? Bunu hayal yapıyor abi. Ama buna işte bu tabir kullanıyor. Veya ibretin ihtimal ama... Senin dediğin bunu kullanıyor. Hangisini kullanmış? Hayal değil. Ne diyordun? Hayalat. Yani menfi olarak kullanıyor hayalat demiş. Hayalatı menfi olarak kullanıyor. Ben onu diyorum. Menfi yani hakikatten kopuk ama... O da şöyle, biraz da şey yapayım size. Eğer şirk dahil hakikati yok ama yok da insan nasıl hayal edebiliyor? Şimdi böyle bir şey anlatayım. Allah'ın isimleri, vasıf ve sıfatları bize bildirdiği kadar var. Allah'ın o kadar yok esması. Allah'ın bize bildirdiği kadar isimleri. Bize bildirdiği o. Ama biz Allah hakkındaki bilgimiz Esma-i Hüsna'lardaki bilgimizdir. Esma'nın aslı sıfattır. Onun aslı şuunattır. Mahiyet-i Zati hakkında hiçbir bilgi yoktur, olmayacaktır. Şimdi bazen beni alıp götürüyor böyle. Allah bu şecere-i hırkatı yarattı. Şu anda başka bir şecere-i hırkatı da yok mu? Bize de geliyor bazen. Ha, yok mu? Kainatın diyor kalbi arzdır. Başka insan var mı kainatta? Yoktur. 15. sözde bu kainatın kalbi küre arzdır. Fakat başka şeceri hırkatı yok mu? Şimdi ama ne anlatacağım biliyor musun? İnsan Allah'ın yarattığı şu şeceri hırkat var ya, şu alemler. Şu alem. O alem, kainat arştan aşağıdır. Kainat. Şeceri hırkat, kabı kafsiyenden aşağı. Eğer insan buysa, Allah, insan benim sırrımdır, ben de insanım demez. Bu şeceri hırkatın çekirdeği insandır. Ama bu kainatta, şeceri hırkatta ne varsa, insanda var. Artı insan denilen bu Allah'ın sırrında şu kainatta, şu şeceri hilkatta olmayıp var olanlar da var. Sırrı insani miydi? Evet. Mesela şu varlıkta yani şu Nur-u Muhammed'i ya şuradan yarattı. Bu insan. Bu insan, hadis-i kutsi'de diyor ya onların sözleri, insan benim sırrımdır, ben de insanım. Yani, sığmadım ben kainata, kainat şuradan aşağı. Müminin kalbine sığdım. Mümin kainatta değil mi? Kainatın içinde yeri bile olmayacak kadar ufak yere, bak kainata sığmadım diyor. Ama müminin kalbine sığdım. Bu neyi gösteriyor? Mekansız mekan. Varlıksız varlık var insanda. Tamam. Şimdi o hayalat vesaire şu varlıkta hakikatin dışında insanda başka bir hakikatler de var. Nasıl ortaya çıkacak? Cennette Esma-i Hüsna'nın perdesiz tecelli ettiği yer değil mi cennette? Şurada. Peki cennet Esma'nın perdesiz tecelli ettiği yerse orada biz Allah'ın rüyetine mazhar olmayacak mıyız? Peki rüyetine mazhar olmak demek cennete perdesiz tecelli eden Esma mıdır Allah'ı seyrettiğimiz zaman?
Allah'ı seyrettiğimiz zaman göreceğimiz esmalar mıdır? Cennette olmayanlar var. Cennette ve varlıkta olmayan şeyleri göreceğiz ki o rüyetullah'tan Allah'ı görmeyi yaptıktan sonra döndüğün zaman diyor cennet ehline ehli tanımayacak diyor. Yani insanda hayalin dışında hayalat da var. Olmaz olur mu? Ama bu şeceri hilkat hakikatında yok. Yani fakat tanım fazla ifade etmek istemiyoruz onlara. Adem alemleri tarzında. Evet. Adem bak. Var olan hakikatların esmaları var insanda. Sırrı insanda bahsediyorum. Artı Adem alemleri var. Artı Adem alemleri dedi yok. Artık zatına bakan insan benim sırrımdır. Ben de insanım. Senin için sır nasılsa Allah, Allah sır değil mi? Allah, Allah'a göre de biz böyleyiz. Nasılız? İnsan benim sırrımdır diyor. Yani en iyi beni tanımlayan. Allah'ı sırf şu esmalarla tanımlıyor. Peygamberimiz demiş ya Cibril Aleyhisselam'a, şu Kur'an burada verilmiş. Bu ana diyor, Kur'an kadar Kur'an verildi ama vermeye mezun değil. Cebrail Aleyhisselam zorluyor ya bana da anlat diye. Mezun değil. Yani insanın hayali, tahayyülü ile mümkünatın hakikatleri yok. Kafasızın kafasında şirk var ama hariçte yok. Ama bunu yapabilecek bir sistemi var insanda. Tahayyül bunu yapıyor değil mi? Hayalatı yapabiliyor. Yani şirki var edebiliyor. Ama hakikatte yok. Hangi hakikatte? Bu şeceri hilkatin yaratılışında yok. Ama insan, ademi vücutlar yok mu? Şirk orada işte. Şirk, ademi vücuttur. O var. Hayalat onu da yapıyor. Hangisini yapıyor? Ademi senin. Hayal, vücut alemlerini. Hayalat ise adem alemlerini. Adem alemleri, subhanallah, subhanallah demiyor mu? Evet. Ama adem yokluk mudur? Bizim varlık anlayışımıza göre yok. Ama Adem'i sırf değil. Adem'i sırf zaten yok. Adem var, vücud ilmiye perde olmuş bir ünvandır o. Onun için hayalde elhamdülillahlar var. Adem alemleri ise subhanallahlar hayalat olarak var. O çok güzel. Bu bugün sıfır bismillah yeri çıktı abi. Bu çok güzel oldu. Peki abi diğer secre hikat dediğiniz Allahu Ekber mi oluyor? Allahu Ekber oluyor. Mesela diyelim ki Celal. Bak Celal. Bak şimdi. Alemleri. Tamam. Ve celal alemleri deyince bunu tazamun eden isimler var. Bilmiyoruz adedini. Cemal alemleri. İkisini karıştırıp da vücudu olmayan kemal alemi insan. Celali, cemali cem edip kemal sahibi olan. Bizim aslında... Kimdir o? Allahu Ekber diyendir. Diyebilendir. Asıl vücuda bakan tarafımız bizim o taraf. Bu o taraf. Yani vücut deyince aslında evet, buraya mesela gidiyor. Kafir dahi olsa gene vücut alemleri olacak. Adem alemlerinde. Cehennem işi değil ki. Adem alemlerinin taşeron şirketi. Adem alemlerine de düşecek. Bak şimdi. Cemali ve celali. Cemeden kemali. Keman insan. İnsan hepsini cem etmiş. İnsanda hayalinde Adem alemleri de yok mu? İşte hayalat o. Peki nedir o? Subhanallahlar onlar. Vücut alemleri elhamdülillah diyor şu anlarda. O da hayal. Ama Adem alemleri işte biraz önce anlattığım buraya sokuyor. Yani kız odaya girdi. Bir videosuna girdi. Girdi içine. Peki oynayan artist bu mudur değil. Bu o kadar oldu ki odur. Bu Adem işte. Artık değil olmuş. Ondan sonra onunla fena filo olunca peki ne oluyor bedeli faturasını? O oynayan kız, kadın hangi haletle oynuyordu ise
onu taklit eden benim kızım o olmuşsa, o filmde oynayan kızın psikolojisini kopyala yapıştır oluyor. Sirayet oluyor. Onun için adı da sihir bu. Sihirleniyor. O oynadığı artistin haleti buna geçiyor. Demiyor musun ya, ben gördüm ya, adama bak ya, suratı engellikleri gibi ya. Şuraya bak ya, beni mahvetti ya. Şu adam tipine bak ya. Demiyor muyuz? Bazen diyorsun, of be, ne kadar rahatladım ya. Sirayet var kardeşim, sirayet. Bu Koca Ustad 249. sayfa kaslamında bu sıkıntı bana da bazen sirayet etti diyor. Yani ben sıkıntı doğamdan çıktı demiyor, hariçten sirayet etti diyor. Resulullah'a sihir tesir etmiş, ustada da sıkıntı sirayet etmiş, bana etmeyecek mi? Çare ne? Muhatap olmayacaksın. Açmayacaksın kanalizasyonu, kokuyu da almayacaksın. Adem alemleri hayalde hayalat, vücut alemleri hayal olarak gözüktüğünü zaten söylüyor. Çünkü kafasızın kafasında var yani şirk. Ama hariçte şirk yok. Ama burada var. Yani hangi esma? Yani bizim bildiğimiz esma cinsinden esma değil. Adem alemleri de bir varlık ama bizim varlık cinsinden bir varlık değil. Nasıl bir vücudu var? Vücutsuz vücut. Varlıksız varlık. Sıfatsız sıfat. Kemalatını göstermek için ayna gibi, aynanın siyah yüzü, evet, ne kadar siyah olursa Adem alemleri herhalde o diğer şeyi göstermek için. Gibi. Adem alemleri zannettiğimiz o cam, ayna var ya ayna. Aynanın arkasındaki siyah değil ha. O siyah ile o renkli arasında bir tane berzah var. Aynayı yapan odur. Yoksa her camın arkasına sıra boyarsanız ayna olmaz o. Orada bir şey var yani. Göremezsin. Adem işte. Sır diyor ya. Sırlanıyor aynı. Ha sen. Sırlanıyor. Sırlanıyor yani. Devam edelim biraz daha. Yani ama o hayal, hayalat, yani hayalimizde vücut alemleri de var. Hakikat. Adem alemlerinin hakikatleri de var. Adem alemleri yok. Aha, bizim varlığa göre yok. Ama Adem alemleri olmasa vücut alemleri neyin üzerine bina edeceksin? Peki Adem alemleri nedir? Onu çok girmeyeceğiz. Vücutsuz vücut. Yani varlıksız varlık. Bizim varlık anlayışımızın dışında bir şey. Yani 59 mektubatta anlatıyor. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Şey yapalım. Muhakkemat etiyor. Çok özür dilerim abi. Bir şey söyleyebilir miyim? Siz manavdan karpuz alırken hayal etmiştiniz, demiştiniz ki Hasan abi. He, dinliyorum. Hani ben bu işte karpuz bu şekilde, bakıyorum şu elma bu şekilde, bu şekilde. Allah Celle Celaluhu, bunun misali, benzeri, hiçbir şey yokken nasıl, Tövbe Estağfurullah, nasıl bunu var etmiş? Nereden gelmiş aklına? Nereden gelmiş aklına? Tamam mı Hasan abi? Tamam. Muhakkemat 38. Toprağa benzeyen evham ve hayalatın hakaik İslamiyenin omuzu üzerinde hafifleştirmiştir. Bugün bitirmek istiyorum da tahayyülü. Sonra hafta inşallah artık Bismillah destur şeye giriyoruz. Akla giriyoruz. Evham ve hayal aynı zamanda toprağa benzerlermiş. Bak, toprağa benzerlermiş. Toprağı düşünün, bir çekirdeği atar mısınız? İki şey yapar. Dönüştürüp değiştiren, değiştirmeden dönüştüren. Mesela zahirde örtüyor toprak, gizliyor gibi ama başka bir şey de ortaya çıkarıyor. Çoğaltıyor, manalarını, meyillerin içini, bak, manaların, meyillerin içini ortaya çıkarıyor çekirdekte. Mana var, meyli var. Kemal bulmak. Tıpkı çekirdeğin için açığa çıkaran toprak gibi. Mesela çekirdeğin içini ortaya çıkarıyor. Şimdi hakikatler şu dersler nedir biliyor musunuz? Çekirdektir. Hayalimizi atıyoruz şimdi. O ondan artık senin aleminde ağaç yapacak. Kimisinin aleminde dikenli ağaç yapıyor. Kimisinin portakal yapıyor. Aynı bu ders. Kimisinin elma, armut, şeftali veriyor. Bazılarına şu gelen dersler abesiyeti suretini alır. Öyle değil mi? Mas-ı hikmet gelse diyor, abesiyeti inkılap eder. 538 sözler. Niye?
duyguları ve efkarları envar marifeti kainata getirdiği zaman içeride onu onaylayacak, tasdik edecek bir şey bulamadıkları için maz hikmet gelse abeset suretine döner. Tamam? Şimdi çeşitli şeylere dönüştürüyor bu hayat. Bu dersler tahayyülün içine atılıyor. Alemimizde, bazımızın aleminde portakal ölü, bazılarımızda da şeftali oluyor. Bazımızda erik oluyor. Yani hepimizde aynı şey olmuyor. Şimdi Hasan abi, he. Bakın bir şey söylemek istiyorum abi size. Tamam, dinliyorum ha. Bakın benim saçlarımı görüyorsunuz değil mi abi? Tamam. Şimdi benim saçlarımı 2 metre olarak hayal edebilirsiniz abi. Evet. Hayal mi edemiyoruz abi? Bakın. Tamam edemiyorsun. Şu bakın ama görüyorsunuz saçımı ya Hasan abi, bakın benim saçımı atıyorum 3 santim. Siz benim saçlarımı 20 santim olarak hayal edebilirsiniz. Tamam. Tamam mı? Ama saçlarımı hayal edersiniz. Bu saç uzamadan önce içeride bir karşılığı yok mu abi? Var. İşte o hayalat oluyor sizde. Onu hayal edemiyorsunuz abi. Yani üstad bizi var olan, olmayan hiçbir şeye hayalen götürmüyor abi. Cezuretül Arap var olan bir yere bizi götürüyor. Vücudun o bütünlüğün içindeki olmayan bir yere bizi götürmüyor. İşte onu evham yapıyor abi. İşte o hayalat. Evet, doğru. Adem alemlerini götürüyor. Evham ve hayalat. Evhamın menfi tarafı tabii. Evham, insana değişiklik ve zenginlik katmak için farklı düşünce şeyleri malzemesi veriyor. Hadi gidelim biraz daha. Tamam, hayale de bulaşıyor yani. Öyle mi? Yani hayalatı da yapabiliyor çünkü. Hayalatı yapıyor, hayale de bulaşıyor mu öyle mi? Bulaştırıyor onu. Zaten bulaşınca Vesvese Risalesi'nde o zannediyoruz bu sefer. Bulaştırıyor diyor. Muhakemat 49. Çok acele etmemin sebebi bu hafta bunu bitireceğim ki hayal şeye akla girelim şeye. Ya bak işte bak diyor bu gidiyor. Biter mi abi vallahi? Bak diyor gidiyor. Biter mi bu kadar? Kaç tane var lan? Yok şey bir. Ondan sonra dur bak şimdi ben sana bir. Buradan okumuşuz. İnşallah. 2. 3 sayfa. 3,5. Bir mola daha versin diyor. Kim diyor mola? O mola hakkı bitti. Ezan okunca bir ders bitecek. Hangi ezan? Şimdi bakın ne diyor bu Muhakemat 49? Ne diyor abi? 49. Muhakemat 49, hakikati tanımayan hayalata sapar. Şimdi niçin bir şey izah edilmedi burada? Kafır abi izah edecek. Ne etmiş olacak? Müracaat kabul. Hayalat, hayalata sapar. Ne? Hakikati tanımayan. Ama saptı ya, o da var ama mümkün vücut değil. 3 tane vücut vardı. Mümkün, mümteni, vacip. Muhakemat 50. Bu zaten şeydi ya, Edirne-i Nuriye'ydi. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Evet. 4 orada 49 sayfa, evet. Bu bulmayan kışırla meşgul olur. Hakikat tanımayan hayalata sapar. Allah Allah. Sırat-ı müstakimi göremeyen ifrat tevhide düşer. Boğaz denesi, mizansı olan çok aldanır, çok aldanır. Evet. Çok aldanır. Ben de ezbere sayıyor zannettim dedim, kalmış. Yok. O kadar o göz büyüyor. Olamadık biz o kadar demişler. Yani büyük bir şey. Gülmeyeceğim dedim. Muhakemat 50. Dağ tepesine bir kar topu gibi yuvarlanmakla ta hayalin yüksek zirvesinden lisana kadar tekerlense. Şuraya bak ya. Hayali ta yüksek zirve yaptı. Dağ, bak dağ tepesinde bir kar topu gibi yuvarlanmakla ta hayalin yüksek zirvesinden lisana kadar tekerlense, eklense. Hani var ya. Evet. Hayalde libas biçilir manalar ve lisandan dışarıya atılır. Libas hayalde biçiliyor. Şimdi ne acayip bir şey. Böyle bir toparlanır mısınız böyle? Bak, kalpte bir mana çıktı. Allah hakkında. Tamam. Çıplak. Hiçbir şey yok. Tanımlaması yok. Sıfat yok. Vasıf yok. Allah böyle bir şey. Latife-i insaniye denilen bir sistem var kalpte, oraya atıldı. Latife-i insaniye demek,
11. hakikat 10. sözde ve şuaların 218. sözde insan tarifi var. 218'de insan nedir tarifi? Ama o insanın içeriği ise onun 11. hakikat var ya 10. sözde. O. Bir daha karıştırmayın orayı. İşte. Şualar 218'de insan nedir tarifi var. Bu insanı bu insanın içi nasıl bir şeydir? 10. sözün 11. hakikatında 11 tane sıfat var. Bir şey anlatacağım. O Allah hakkında kalpte çıplak bir mana çıktı. Latife-i insaniye atıldı. Yani 10. sözün 11. hakikatında 11 tane evsafı var. İnsan olmanın babı insaniyet. Tamam, babı insaniyet. Şimdi o çıplak olarak çıkan o Allah hakkında şey latife-i insaniye atıldı. Bak şimdi bir şey götüreceğim size. Sonra eklendi mi kartopuna? Vicdana atıldı. Vicdanda ona irade, zihin, his, latife-i rabbaniye bir şekilde verdi. Ekleme yaptı, çıkartma yaptı, boyadı verdi. Sonra dimağa geldi. İtikada, iltizama, izana, tamam. Sonra tasdike, sonra taakule, sonra tasavvura indi. En son nereye geldi? Tasavvur. Tahayyül. Şimdi arkadaşlar, hayal nasıl bir şey ki hiçbir mertebe, hiçbir meratip, hiçbir yapı bu bütünsel kalpten çıkan o Allah hakkındaki o manayı oradan geldi, o oldu, oradan geldi, o oldu, oradan geldi, bu oldu. Onun içini, dişini, evvelini, ahirini, zahirini, batınısını, mazisini, müstakbelini, böyle evvel, ahir, zahir ve batın isimlerini hallak, hallaç pamuğu gibi o manaya alacak hayal, tahayyül, ona uygun bir elbise biçecek. İsmi azam olması lazım. Hayal buna elbise, kelam elbisesi biçiyor. Yetmiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Kelam ağızdan çıktı. Ama o mana var ya hayalimizde. Gözlerimiz değişecek, mimiklerimiz değişecek, konuşmamız değişecek, hareketimiz değişecek, oturma, kalkma, edep falan. Bunların adı nedir biliyor musun? Uslu. Kelamın kalıbı da uslu. Yani mimikler, davranış, oturma, tebessüm, o manaya uygun olabilmek, temsilcisi, onu kelamla ifade etmek değil. Uslub ise o kalpten çıkan o vasıfsız, o iç, vasıflanmamış, sıfatlanmamış o mana, o kadar tekerlemeden sonra bende iki şekilde gözüküyor. Bir kelam, bir uslub. Uslub, ifade, yaşantı. İşte arkadaşlar bu hayal, oradan çıkana elbise biçiyor. Nasıl bir şey bu? Evelini, ahireni, zahirini, batınısını, kalbini, dimağını, aklını, mazisini, müstakbelini, hepsini biliyor. En uygun elbise biçiyor. Bu Allah nasıl yaptı orayı ya? Nasıl bir Allah? Bunu şurası yapıyor. Bak şurası yapıyor. Şurası. Şurada yaz yazdık diye bu sayfanın böyle kenarında değil ha bu. Odunun neresinde duman var? Odun neresinde ışık var, ısı var? Önünde, arkasında, sağında, solunda, evveli, ahir. Ha bunlar da bu anlamak için bu. Aslında hepsi odundaki nur gibidir. Her yerinde. Bu birinin kalbinden mi geçti şimdi? Bu kime cevaptı? Bilmiyorum. Her yerinde o. Herhangi bir yerinde değil bu. Yani bakarsın hayal ediyor adam. Bakarsın bir adam tasavvur adam. Bakarsın hakikat bir adam. Bakarsın bir adamdır. 60-70 kilo geliyor ama ötelerin buraya geçişini sağlayan bir köprüdür diyor. 151 şu anlarda. Bakarsın alemi kaybı, alemi şehadete taşıyan bir köprü. Şu anlarda diyor, Allah Resulü için diyor ki alemi kaybı, alemi şehadete taşıdı. Bunun temsilcileri var. Seviyesine göre. Onu Peygamber Aleyhisselatı'nın davasını dava edinenler 121 şualarda diyor ki
alemi gaybı, alemi şehadeti taşıdı diyor yani. Bunlar köprü vazifesi yapıyorlar. Diyor. Üstad da ben duyduğunuz ve işittiğiniz gibi Halil-i Müşkül bir muammayım diyor. Evet. Duyduğunuz ve işittiğiniz gibi ben Halil-i Müşkül bir muammayım. Yüzsenin bir şu var. Devam ediyorum. Muhakemat 51. Bakarsın adam zannedersin. Öyle dostların elbet. Evet. Adama bakarsın bir adam zannedersin. Adam bakarsın yeryüzüne inmiş melekler dersin diyor. Git Fransa'nın diyor Mason localarına insan suretinde şeytanları görürsün diyor. Git diyor Doğu'nun o medreselerinde ki Allah rahmet etsin yakında birisini Nur talebesini şehit ettiler. Ondan sonra bakarsın böyle yırtık insan ama yırtık yamalı bir adam böyle. Fakat melekleri görürsün insan elbisesi içinde. Mevlana bunu şöyle tarif eder değil mi? Öyle insan gördüm ki diyor öyle insan tamam mı? İnsan içinde de kimse yok. İnsan suretinde. Elbise gördüm ki sayın. Öyle bir insan var ki elbisesi yok. Elbisesi şu. Bu elbise değil. Yani o kamil bir insan benim gibi gözü kulağı var. Benimle ayrı, farklı olacak elbise giydirilemiyor. Öyle dostların terbiyesi için onların avam perestane ifratkârhane olan hayalatlarına o kılıcı bir derece işittireceğim. İliştireceğim. Hayalinde ifratı var. Hayalinde ifratı var. Zahir perest avamın ifrat hayalatları. Demek ki zahir perestler var ya zahir perestler avamın. İfrat hayalatları mesela dünyanın yuvarlak olduğundan şüphe ediyor. Avam perestane bu zahir perest avamlar var. Ne yaparlar zahir perest? Zahir olduğunu nasıl anlarız? Ya ifrattadırlar ya tefrittedirler. Ya ifratta ya tefrit olunca bunlar avam oluyor. Avam zahir perest mi? Zahir peresttir. Zahirde gördüğünü işittiğiyle düşünür. Mesela haberlerle düşünür. Duyduklarıyla düşünür. Gördükleriyle düşünür. Onun düşünceleri, kanatları o görünendir. Avamdır. Ama çok tuhaftır ki çok bilmiştik taşlara. Çünkü çok malumatları var. Bu kanaldan bu kanala, bu televizyondan bu televizyona bir sürü bilgileri, o düşünceleri, bilgileri bak bilgi ve düşünceleri o demiş, o demiş, orada konferans sayısı öyle demiş. Bunları meziyet kabul eder. Oysa işgal altında. İşgal altında seni bitirmiş. O kadar kalabalığın içinde kendini bulma şansı. O kadar kalabalık içinde. Kendini bulma şansı. Nasıl bulacaksın? Kendini doldurmuş ya. Evet. Başkalarını evet. Doldurmuş. Nasıl bulacaksın? O dediğin doldurmuş. Senin tabirle. O kalabalık içinde ben hangisiyim? Çok zor. Nasıl bulacaksın? Hangisi benim fikrim ya? Akşam doldurun o kanaldan o kanala, o kanaldan o kanala bilgilerini doldurdun, tamam mı? Ondan sonra onları harmanladın, benim fikrim budur. Değil işte sen. Tebrik ederim Osman abi. Değil o. Değilsin o sen. Bana bir tanesi dedi ki, ağrıma gitti üç gün, iki gün önce. Tabi tabi, üç gün önce. Benim başıma bir şey hadisi olmuştu. Demek ki beşeriz be, beşerlik moduna düşünce baktı da dedi ki, vallahi sen değilsin şu anda. Sen değilsin. Başka bir şeysin şimdi. Kesin kim olduğunu bilmiyorum ama sen değilsin. Sonra böyle kafamı koydum masaya oraya. Böyle baktım böyle. Kendi bilgilerime, dosyalarıma ulaştıkça ağlamam geldi. Evet ben değildim. İşgal altındaydı. Değildim vallahi. Yemin ederim ben değildim. Ve ağladım ya. Ben değildim. Bu sen değilsin. Peki ne anlatmayacağım? Öyle nimetiz ki birbirimize. Sizin bana en büyük iyiliğiniz sizin varlığınızdır. Benim size en büyük iyiliğim benim varlığımdır. Çünkü inandığım bir şeyi desteklediğim için sana kuvve-i kutsi oluyorum. Bazen kendimi senle, bazen onda görüyorsun. Bak birisi uyarsa, ancak kendini. Eğer hiç kimsen yoksa, Allah yardım edersin.
bazen olmayan beni, ben zannediyorsun benim başıma gelen gibi. Öyle düşünüyorum, tepkiler veriyorum iç halimde. On böyle nasıl olur, ne olur, bir sürü konuşmalar, şeyler yapıyorum. Ben yaptığımı zannediyorum. Ne bağrında benim, ne karşıma koydum o zat da oturur. Değilmiş. Onun için sonra ben kendimi nasıl anladım? Ben olduğumu nasıl anladım? Sonra baktım ki insanlar benim etsam olduğunu. Ha, zaten o öyle yapacaktı, o da öyle diyecekti, öyle geçecekti. Tabii canım lazım. Allah Allah'lık yapıyor yani. Baktım ki her şeyi yerine oturtur. Ha o zaman ben oldum. Kendime geldi. İtiraz etmeyince teslim, tevekkül, itimat, kanaat. Allah'a kanaat etmiyoruz yani. Allah bu modelleri yapmış, tamam sarhoşlu olsun ya. Bırak ya. Yani baktım her şey yerine oturunca ben oldum. İtirazlar oldukça ben değil. Unutmayın. Ben olmadığım zaman itirazlar var. Ne zaman Allah'a kanaat ettiğim zaman benim. Ondan sonra her neyse. Mahkeme takmış. Göreceksin nasıl hayalat zahirperestlerin zahirperestleri havalandırmış. Ha zahirperest bu dedirken arkadaşlar yani her şeyin çekirdeği biziz. Bak her şeyin hayatı biziz. Ama bizim ne olduğumuzu parçalamamız gerekiyor da tanıyalım. Mesela Allah beni parçalamış. Kendimi tanıyacağım, ben dışındayım bak. Bu şeytan dedi, bu melek, bu Cebrail, bu Mikail, bu Şit, bu Nuh, bu Musa, bu İsa, bu Muhammed, bu taş, bu ağaç, bu kadın, bu erkek, bu işte Kürt, bu Laz, bu Fransız, bu şey, Türkiye, burası dünya falan. Allah'ın dışında neler var? Hepsi ben kendimi tanımak için kolaylaştırılmış şeylerdir, legolardır bu. Hepsi benim. Hepsini ortadan kaldır, ben olurum, ben. Kendimi tanımak için Allah bunları dışarıya koydu ki bunlarla tanı ama gel. Bunu yapabiliyorsan zıtların sahibine tevhid deniliyor. İsa benim, Musa benim, Nuh benim, cennet benim, cehennem benim, kadın benim, erkek benim, domuz benim, koyun benim, her şey benim. Eczai kainat efradım hükmünde, kainat ise nevim hükmünde. Ama bu insan, bazı insanların şu konuşma hiç müsait değil. Ve kah meczup, kah vahdetil vücut, kah felsef oluyorsun. Bunları, bu hakikatler var ya, bunları yaşamış, bunlar hayatın hakikatlerini olarak yükseltler koymuşlar. Onları ortaya koysan benim yakın kardeşlerim, arkadaşlarım da var, yoldaşlarım. Böyle dediğin zaman domuz benim, arş benim, kürs benim, Muhammed benim, Şit benim, İsa benim, cennet benim, cehennem benim. Bu meczup diyorlar, meczup. Tamam mı? Bilmeyen çekti azap. Muhittin Arabi Hazretlerine zındık ekber demiş bu tipler işte. Boşta şefikim. Şimdi bu hakikatların zahirde ifade edilmemesi gerekiyor. Çünkü namahremler bakmaması lazım. Çünkü mehri yoktur. Nikahsız olunca haram oluyor. Evet, nikah yok. Mesela esrar nedir? Esrar bizim tabirde sırlar. Sırların cemi. Diş dünyada esrar nedir? Ottur. Peki niye haramdır? Çok iyi ben. Yani bir insan bir kızla evlenirse mehir verecek. Nikah yapacak. Onunla ötelere taşınıp oradan kız ve çocuk evlat alacak. Ruhlar aleminde oradan bir şeyler alacak. Evladım olsun, kızım olsun. Ama meşru bir yolla geçeceksin. Nikah, mehir vereceksin. Mehir vermeden de kızla beraber olursun, gene çocuğun olur ama artık sen meşru bir yolu kullanmadın. İzin almadan ötelere geçtin. Öteler sana, o hoş geldin, kimsin? Bir bakarlar ki doğru yöntem kullanmadı, pasaporta gelmedi, dağdan huduttan kaçmış. O devlet ne der? Gel buraya bakalım. Sen niye bizim yöntemi kullanmadın, pasaporta geçmedin? Ha. Onun için esrar da içer, bu hakikati da dinleyen ötelere geçiyor. Ama bir tanesi nikahsız geçiyor, bir tanesi nikahlı geçiyor. Nikah yaparsan meşrudur. Nikah yapmasan gayri meşrudur. O da oraya doğuyor. O da oraya doğuyor. Adam doğuyor yani. O içmiş oraya. Hakikat mest diyor. Melek mest, hakikat mest. Bu dersler de seni mest ediyor. Sana bura nikah salonu o zaman.
Nikah salonu. Yani oraya doğuyorsun ama şeysiz, pasaportsuz, nikahsız, mehirsiz, bedel ödemeden, bedel ödemedin mi gayrimiş oluyor. Oradan aldıkların haletlerin bilavelet oluyor. O zaman senin dengeni bozuyor. Devam ediyorum. Muhakemat 88. Suret perestlik 1. Uslu perestlik 2. Teşbih perestlik 3. Hayal perestlik 4. Kafiye perestlik. O ustad zamanında şimdi fiil cümle miydi? Aha. Fiil cümle ileride ifrat ile tam bir hastalık. Anladınız mı odaya çocuk ve kızım girmiş? Şimdi bir fiil cümle ileride ifrat ile tam bir hastalık ve manayı kendine feda edecek derecede bir maraz olacaktır. Maraz neydi? Hastalık ama kalbi, lütfen. Kalbi hastalık. Kalbi ve ruhi hastalık. Mesela şefkat büyük nimettir. Allah'ın Rahim ismine bakıyor. İfrat olunca ne oluyor 77 kastanında? Yılan. Marazi ruhidir. Başka yerde yılan diyor şefkat. Kemirir diyor. Bak şimdi. İran'ı bilmiyorum. Yani. Ama İran'da var mı? He, ben marazi ruhi diye şey yapıyorum. İfrat. Ama bir nimet nasıl maraz olur? Maraz kalbi hastalıktır. Hangisi? Suret perestlik. Yani film düşkünlüğü. Film. Devam. Suret perestlik. Uslup perestlik. Diksiyon dersi. Yalan nasıl konuşulur diye ders veriliyor. Hazreti Ömer'e de sormuşlar. Şeyh Ebu Bekir Sıddık Ömer'e. Güzel konuşmak adına bir soru sormuşlar. Güzel konuşmayı ne demiş biliyor musun? Şimdi desene. Diksiyon. Muhataba göre iyi girmek, cilveli milveli böyle kelimeler kullanır. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz diyor ki, güzel konuşmak içinde yalan olmayandır. Şimdi ise diksiyon. Noktalama virgüle. Zaten bu diksiyon dersini aldığı için sahte malı satabiliyor. Yalan konuşabiliyor. Siyasetçiler bu diksiyon dersini alması lazım. Uslu bak, birinci suret perestlik. Annesi bağırıyor, o ne yaptı? Kulaklık takıyor, duymayın. Uslup perestlik. Uslup. Acayip. Hiç bunun sahibi değil, öyle yazılar yazmış ki Allah. Uçuyor. Teşbih perestlik. Hayal perestlik. Kafiye perestlik. Şimdi diyor, bir cümle. Ekseriyeti. İleride ifrat derecesinde bir hastalık, hatta kendini feda edecek, yani bunu seyrederken, yaparken kendini ortadan kaldıracak. İsar neydi sahabenin? Kardeşini tercih etmek. Lugattır o. Tabir değil o. Tabirle izah edilmesi lazım. İsar nedir? Lugattır tabir. Kendini ortadan kaldırandır. Sen ortada kaldırınca o var oluyor. Kardeşim mesela nedir? Uygulama yapayım. Savaş meydanında su diyor. Ölüyor da. Su tam ona giderken su diye bir ses geliyor. Kendisi ölüyor, ona götür diyor. İhsan bu. Kendisini ortada kaldırmış. Yani öleceğini biliyor. İçersem belki kurtulurum ama içmesem kesin öleceğim. O zaman ona götür. Buna ihsan deniliyor. Şimdi bana yanlış baktın. Şöyle dedim, böyle yaptım. Hemen böyle bir, hemen ucuza ve çabuğa değiştiriyoruz, terk ediyoruz. Nedir o? Maraz-ı ruhu vardı onda. Hepimizde. Kendini feda edecek derecede bir maraz olacaktır. Hayalinde hapsolmak hastalıktır. Hayal ifratı hastalıkmış. Hastalık hastalık. Hastalıktır. Peki haber nedir haber? Ustad 58 emirde bir. Haber düşkün olmak geçici muvakkat bir sarhoşluk verdiğinden dolayı bu da bir hastalık. Psikolojik hastalığını unutturmak için bulduğu bir yöntemdir. Haber alakası yoktur. Haber zannediyor. Haberdar olacağım zannediyor. Kendini unutmak için. Muvakkaten unutturduğu için kendi derdini diyor. O şey diyor. İhtiyat zannediyor. 58 emir daha bir. Tuzlu su gibi içtikçe daha çok içiyorsun. Aynen. Ve her saat başı haber dinleyen insan var. Zannediyor ki haberi haber olmak için dinliyor. Hayır. Unutmak için dinliyor.
Mesela bir hastaya denk geldim, hasta ziyaret ettim. Onkoloji değil mi, kanser? Gittim ziyaret ettim, 3 kişi o iş yapıyorlar. Kanser bölümündeyiz. Biraz konuştum. Birisi var burada. 24 saat açık, önüne koymuşlar. Önüne getirmiş şeyi, akrabaları. Neyi abi? Televizyonu. Getirmiş. Televizyon, haber hastasıymış. Ne için seyrediyor biliyor musun? Kendini. Unutmak için. Hani gelip iğneyle uyuşturucu vermişsin. Ne farkı var? Ha iğne verdin. Nasıl uyuyormuş biliyor musun? Eğer yatağa kafası koysa uyuyamıyor. Oturduğu yerde koltuk öyle ayarlamış ki. Niye? Kanserden kurtulmanın çaresi bu. Bu haber. Peki haber midir bu? İlacın değişik adı. Arkadaşlar, oyalanıyoruz. İşgal altındayız. Narkozlanmışız. Narkoz verilmiş bize. Uyuşturulmuşuz. Alameti, tenkit, eleştiri, bağnaz, geçimsiz, doyumsuz, kanaatsız, vefasız tipler çıkmışız. Kanaat yok. İsraf. Usta diyor. Görenek belası. İfrat derecede. Görenek, israf, kanaatsız, vefasız, tevekkülsüz, teslimiyetsiz, itimatsız. Narkozun şeyi bu, alametleri. Biz uyuşturulmuşuz. Uyuşturuluyoruz. Bu derslerle narkozdan çıkmaya çalışıyoruz. Ameliyat cerrahi. Hatta bu dersleri bir yerde bahsetmenizi de istemiyor. Çünkü asab-ı keyfin dönemi gibiyiz. Ders yapıyorlardı ve en son diyordu ki ders yapan, sakın bunu bir yerde anlatmayın. Anlatmayın. Hem size düşman olurlar, hem iz takip ederler, burayı yok ederler. Bunu kime biliyor musun? Topluma değil. Kendi Risale-i Nur'u okuyanlara bu dersi anlatmayın. Anlatmayın. Asab-ı keyfinde ders yaparlarken mezarlıkta, kayalıkların arasında, bak burada duyduğunuzu başka bir yerde anlatmayın. Yani hizmet olur diye kimseyi getirmeyin. Bak size söylüyorum. Getirmeyin. Başta ben istemiyorum. Burasının haleti de kaldırmıyor. Getirmeyin. Duymasınlar, bilmesinler. Asab-ı keyfin dönemi gibiyiz. Anladın mı? Şu İsa Aleyhisselam diyor ki, şimdi mahzenlerde, bu durumlarda, gizli yerlerde fısıldadıklarınızı diyor. Öyle bir zaman gelecek ki çatılardan haykıracaksınız diyor. Böyle bir cümle vardı, hatırladınız mı? Var. İncil'de var. Nerede? Peki kimden bahsediyoruz? Kimden bahsediyoruz bu dersi söylemeyin yetimi? Bizim Müslüman ve dava arkadaşlar. Kamil Tsuk derler. Kâşe, sizin ayniniz arkadaşlar narkozdayız. İtham yok, eleştiri yok. Yani kendin narkozdan çıkmaya çalış. İsraf bu mal mülk zannetmişiz. Araba para zannetmişiz. Akıl israf ediliyor, tefekkür israf ediliyor, duygular. Tarafkirlik var ya, Galatasaray Fenerbahçe'ye endeksledik. Galatasaray Fenerbahçe'de harcanan tarafkirlik İsrail'e kalmıyor, küfre kalmıyor, nefise kalmıyor. Orada topraklama oluyor. Harcayamıyoruz ona. Hayal israf oluyor. Hayal israf oluyor. Tasavvur israf oluyor. Ömür israf oluyor. Heba oluyor. Yazıktır da. Ya şeylerle meşgul olun. Şu kadar kaldı. Bir yaprak. Okuyalım. Mahkemat 90. Bizde bitti abi. Bizde bitti abi. Biz öyle mi? Çekmiştik yani. Bir çek istersen. Tamam ya. Olur. Hem bir şöyle. Kapat. Evet, bismillah. Muhakemat 90. Kelamın, bak, kelamın, ağızdan çıkanın, biraz önce kelamdan çok bahsettim. Kelam artık hayalhanede biçiliyor. Esine-i fahiresi veyahut cemali ve sureti üslubidir. Elbise-i fahiresi. Evet, elbise-i fahiresi. Devam ediyor. Yani
izah ediyor. Kalıbı kelam iledir. Yani uslup kalıbı kelamdır. Kelamın kalıbıdır. Yani kelamın eylemsel halidir. Şöyle ki, yani bunlar nasıl ortaya çıkıyor? Ya dikkat-i nazar veya tevagül, onunla meşgul olmak veya mübaşeret, onunla yakınlık kurmak, alakadar olmak, yani oradan buraya geçişler yapmak veya yaptığın işin itibariyle sanatın telakkuyuyla hayalde tevellüd eden temayülatın hususiyatından teşekkül eden suretlerden diye devam ediyor. Ben şimdi bize lazım olanı alacağım. Bunun üzerine çok durmuştuk, hatırlıyor evet, musunuz? Evet. Çok ders yaptık bunu. Ama bize lazım olan yere gireceğim. Muhakematta bildiğimiz yer burası var ama. Evet, en çok bildiğimiz yer burası. Bildiğimi zannettiğim. En çok bildiğimiz yer burası. Ama buna ait herhalde birkaç ders var. Var. Yani fazla. 21'den finalini yapmıştık. Evet. 17'den başlıyor. 17 ne? Dima 17. Dima 17? 17, 18, 19, 21'de 20. En son bu kelamın özetini yaptık. Aman yarabbim. Kaç tane? Her bir ders 3 saat. Tablo yapmıştınız siz. Evet, tablo. Çıkmışlar. Evet. Şimdi insanın hayalinde suretler teşekkül etmesi için, yani hayalimizde suretler nasıl çıkıyor? Nasıl doğuyor? O nasıl sayacak? 4 tane sebep varmış. Hani bize bakan tarafını alıyorum. İyi, bir daha toparlayın, ezan okundu ama. Hayalimizde suretler nereden kaynaklanıyor? Nasıl pat diye çıkıyor? Başka? Rüyada suretler nereden kaynaklanıyor? Pat diye o nasıl hayalime geliyor? Ne sorarsan sor. 4 tane sebebi var. Ya dikkat-i nazar etmişiz ona, geçmişte de. Veya şimdi. Dikkat-i nazar. Peki dikkat neydi? Latifeydi. Doktor Mehmet. Dikkat öyle, sokak tabiri kurmuş şey yapmıyoruz. Külliyatın her şeyi böyle. Hiçbir tanesi kışır yok, hep lüptür. Dikkat kelimesi bile latifeymiş. Neymiş o? Kızla evlenirken mehir gerekiyor ki haram helal olsun. Bu manalar bize mal olması için mehir vereceksin. Senin hakkın olması için, kızı alman için mehir vereceksin, nikah. Bu derslerin sana gelmesi için dikkat vereceksin. Dikkat mehirdir. Bunu usta söylüyor. Nazlanan ve istina gösteren nazeninlerin mehirleri dikkat. Var. Nazlanan ve istina gösteren. Nazlanıyor ve istina gösterene. Hmm. Gösteren. Nazeninlerin mehirleri. Allah Allah. Nedir? Dikkat. Dikkattır. Latife ya. Ha. Demek ki hayalimizde ortaya çıkanlar paldır küldür gelmiyor. Hop baba ben geldim. Dikkat-i nazar etmişiz. Nikahlamışız onunla. Bir, dikkat-i nazar. Mesela birisi bana bir şey anlattı. Tamam, bir yerdeydim. Dedim tam anlatma. İstemiyor. Bir şey göstereceğim dedi. Ondan sonra onu da söyleyeyim size. Bak dedi, adam sırf sen çalışmıyorsun bu işe dedi. Bu memleket için, bu millet için çalışanlar o kadar var ki, adam konuşma yaparken burnu patlamış bir siyasinin. Ömrüde onu gösterdi ve acıdım. Bak bu derse kadar getirdi, etkilendim. Ben bu meşrudan etkilenmişsem, bir sürü şey seyretsem ne olacak? Bir daha bana gösterme dedi. Kaçtı. Ama bak dedi, insanlar, bak Müslümanlar gayretti. Burnu patlamış. Konuşmuyor. Yani burnu patlıyor. Kan akıyor. Yani demek ki, ha şimdi niye söyledim? Dikkatle nazar ettim ki bak geldi. Şu anda seninle konuşurken aslında seni görmüyorum Cemil. Ben onu görüyorum şu anda. Niye anlatıyorum? Fiilen gösteriyorum. Böyledir. Gördüğümüz rüyalar, kabuslar, sihirlenmişiz. Ne demek? Aşırı asabi, kanaatsız, doyumsuz, vefasız. Değer yargıları yok. Hele hele hırçın böyle. Hiçbir şey tatmin etmiyor. Bunlar da kaynaklar. Bir, dikkat-i nazar bu. İki, tevagül. Ne yapmak? Meşgul olmak. Olma.
batıl şeyleri tasvir etme, meşgul olma. Bak onu söyletti mi? Olma. Safi zinleri ne yapıyor? Batılları göstermek, meşgul olma. İdlan ediyor. Safi zihinleri mutlaka arkadaşım berbat etme, yoğurtlama yani. Sütü, kaşık atıyorsun ya. Ya bunda ne olacak bu video? Lan koca bir tencere bir kaşık yoğurtla değişiyor ya. Yapma. Bu video senin belki ne kadar büyük bir alemini değiştirecek. Tılsım yapacak biliyor musun? Yapma. Ondan sonra tevagül. Mubaşir et. Ne demek? O şeyin yakınında olmak veya temas etmek. O mekanda olmak. Mekan. İnsanı tesir eder. Zaman, zemin, tam libas ya. Doğru yerde. Bak bir şey olabilmesi için doğru. Dört şart. Uygulayayım. Doğru yer. Burası. Doğru zaman. Bir saat, iki saat sonra burada kimse yok. Yani bu ders yok. Doğru yer ama doğru zaman. Doğru kişilerle beraberiz. Herkes gitsin bu ders ortaya çıkmaz. Doğru iş yapalım beraber. Horon oynamayalım. Demek ki doğru yer, doğru zaman, doğru kişilerle doğru iş yapınca sen de bunlar güzellikleri aktif olur. Kötünün çıkması imkanı yoktur. Sonra ve dört, sanatın telakkiyle. Yani kendi iç aleminde yönetme var ya, şöyle diyeyim. Yani niye oradan oraya atlıyorsun demeyin lütfen. Nikah olması için 10 tane küfüf şartı lazımmış. Küfüf. Yani denk olması lazım. Üçüncü şart ne biliyor musunuz? Sanat. Burada da sanat söylüyor. Muhakematta sanat. Sanat şu, yaptığı iş zannediyoruz. Fırıncı, pilot, doktor. Sanat bu değil. Bu da bu suretin. Aslı nedir? Kendini yönetebilme sanatı. Kendini ne kadar yönetebiliyor kız veya oğlan? Ne kadar gölgeli insan. Annesinin babasından mı gölgesinde? Yani kendini, ya nedir? Kendini yönetebilme sanatı. Sanatı. Şimdi yönetme makamında olacak. Anne ve baba olacak. Ama kendini yönetemiyor. Kendisi daha çocuk. Çocuk büyütecek. Topluyorum. İnsanın hayalinde gelenler o paldır küldür ben geldim demiyor. Desturu nedir? Bir, ya dikkati nazar. Ya onunla meşgul oluyoruz veya onunla mübaşeret ediyoruz, aynı mekanda bulunuyoruz veya iç alemimizde kendimizi yönetemiyoruz. Yani hemen mesela onun sözü, kendi sözümü zannediyoruz şeytan. İşte diyor ki bunların bütünlüğünden bu dört taneyi karıştır, tencereye getir. Bir, dikkati nazar, tevagül, mübaşeret, sanat. Karıştır ne çıkıyor şimdi? Hayalde tevülüd eden temayülatın hususiyatından, teşekkül eden suretlerden, bu dört maddeden hayalde temayülat ve hususiyatından, hayalde surette teşekkül eder, manaların suret giydikleri yerdir hayal. İşte bu dört tane sıfatımızla kalpten o çıplak çıkan mana var ya, onun şeklini bu değiştiriyor dört tane. Mas hakikat gelse, evet, şer bir elbise giydirilmiyor ama, ona temas ettiriyor. Bizim hakikatler çıplak çıkmıyor. Hakikatleri safi şey yapamıyoruz. Hem karşıyı hem kendimizi. Sebebi bunlarla o kalpten çıkan o ne güzel manalarımız var kalpten. Çok güzel duygularımız var. Ama bazen işte meşgul olduğumuz kendi iç alemimizde psikoloji, dikkat yani böyle bu tür şeyleri okumuyoruz, tefekkür etmiyoruz. Devamlı filmlerle, şunlarla bunlarla. Meşgul olur. Veya mübaşeret. Mübaşeret elimizde kısmen yoktur. Yani otobüstesin, gidiyorsun, iş yerindesin. Hemen elinden geldiği kadar iyi insanlarla oturup kalkmaya çalış. Çünkü onlardan sana sirayet ediyor. Dün mesela bir yeğenimdeydi. Komşuları vardı. Çocuk gelse bir sarılayım dedim. Hemen çocuğa bir şey hissettirmedim ama tuttum hemen şey yaptım. Baktım çocuk, bacak kadar çocuk, kaç yaşında, ilkokula gidiyor veya gitmiyor, sigara kokuyor. Her taraf berbat. Ondan sonra dedim yavrum evinizde kim sigara içiyor? Demesin mi? Hem annem hem babam içiyor dedim. Çocuk tamamen sigara kolik gibi bir acayip bir çocuğa yanaşamıyorsun. Bunun için misal verdim. Mübaşeret. Yani itiyor yani. En azından yaptığımız işe göre veya bulunduğumuz çoluk çocuğumuz için doğru yaşayacağız. Bu dört tane şey
bizim hayalimize geleni değiştiriyor. Bu hayalde tevellüt eden temayülat diyor. Temayülat hayalde mi tevellüt? Evet, orada tevellüt ediyor. Mesela diyelim ki bu dört tane şeye sen bir şeyi hayal edince kalpteki meyiller ortaya çıkıyor. Kalp uyanıyor direkt. Direkt kalbe bağlanıyor. Bağlanıyor. Mesela hayal ettiğim bir şeyi. Mesela şöyle diyeyim. Mesela şimdi şöyle olmadı. Hani bizim dimağ mantığımızda şöyle ya. Tahayyül ettik, tasavvur ettik, tavakkulde şey yaptık, tasdik ettik, izan filan öyle kalbe iniyor ya. Bu taraf, dışarıdan giriş. Bu direkt hayalden kalbe bir yol var. Evet. O zaman meyili, direkt meyil yaptı. Evet, ama meyil derken direkt böyle bir zannediyoruz ki, için cetvelle çizdik. Bunlar hepsini giderken hepsini aktif ediyor. Yani tasdikle yine çalıştın mı? Tabii çalışmadan olmuyor ki. Yani şu, hangi yolla bak Osman, hangi yolla dışarıya çıktıysa, bir şey çıktıysa, aynı yolla içeri girer. Mesela şöyle düşün. Ya da tam tersi. Mesela bir yemeği hayal edelim. Şöyle değil, böyle bir meyil olmaz mı o yemeğe? Usta diyor ki mahkemata gene, bir insan hakkında iyi veya kötü anlatıldığı zaman öyle hemen onunla görüşme meyli olur diyor. Onu bir görsem ya. Veya orada olsam kafasını kırsam oluyor ya nefretle. Ha, demek ki hayalimizde, hayalimizi aktif eden bu dört tanedir. Bu dört tanesi bir araya gelince ortaya çıkan hayalden de meylimiz aktif oluyor. Ona meyil oluyor. İşte Rüştü abiyle benim çatışmam burada. Girmek istemezdim, gireyim. Rüştü abi dedi ki, insanı aktif eden hayalini vesaire, pergelini nereye koydu, ben nereye koydum göreceksiniz şimdi. Daha iyi anlaşılacak. Dedi ki, insanın hayalini, her şeyini aktif eden trenin lokomotifi gibi şey onun şeyidir dedi. Niyetidir. Merak değil merak. 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 Rüştü abinin bütün şeyi merak. Oraya. Merak dedi, lokomotifin dedi çeken makinisti bir şeydir. Diğerleri vagondu, çekerdi. Şimdi merak. Merak da şeyin ya, kalbin bir sıfatıdır. Ben derdim ki abi ben öyle ama ben hayal. Neyi hayal edersen merakın da öyle çalışır derdim. O pergelini nereye koymuş? Kalbe koymuş. Dışarıya çıkmış. Ben dışarıya koydum. Hayale koydum pergeli. İçeriye baktım. Ben dışarıdan içeriye bakarken ilk senin pergelin koyacağın yer hayaldir. İçeriden dışarıya bakarken içeriden dışarıya böyle aktif edeceğin sistem meraktır. Merakı merkeze koyarsan içten dışarıya doğru, yani şu Osman. İçten dışarıya doğru geldi attı. Bunun bu sistemi aktif eden Usta abinin tabiriyle pergeli merkeze koymuş. Batına koymuş, meraktır. Ben ise en dışarıya koydum. Abi dedim içeriği aktif eden her şeyi bu sistem hayal. Neyi hayal ediyorsan merakın da öyle çalışır. Hasan abi, tahayyülde olmayan bir şey var mıdır? Bu en kesif değil mi? Evet, yok. Olabilir mi? Olamaz. Olamaz. Peki merakta abi? Her şeyde merak sistemi yapı itibariyle olmayan vardır ama. Vardır ama. Vardır. Fakat Rüştü abi şöyle koymuş. Batından bakmış. Onu becermiş yani. Onu becermiş. O da haktır ama bu da haktır. Fakat o daha üst seviye. Merkeze koyar. Herkes yapamaz. Yapamaz. Herkes yapamayabilir de yapamaz. Ama benimse avam perestane bizimkisi. O usta. Ben çırak, o usta. Bak şimdi. Meraka koydu, merakı batına pergeli koydu. Sistemi duman etti. Yani hepsini aktif etti. Biz avam perest olduğumuz için, kadın erkek çocuğu herkes, hayal ettiğimizi bu sefer merak ederiz. Rüştü abi hayalini o kadar hakim ki merakıyla hayalini çalıştırıyor. Biz ise o kadar hayalperest olmuşuz ki hayalimizle merakımızı çalıştırıyoruz. Aynen doğru özellikle biliyor musun? Evet. Ondan sonra şöyle yapardı. Evet, en güzel tarafı ben yüceltmiyorum. Evet. Şöyle baş parmağını getirirdi. Kesinlikle seni dinlerdi. İtiraz ediyorsun ha ona. Ben abi senin şunu katılmıyorum. Sistem falan değil. Böyle dinlerdi. Öyle. Ondan sonra bilirsiniz o böyle acayip bir şey. Asla susturmazdı. Derdi ki doğru bak imadır bak bu sar. Ondan sonra dedi ki
İleride öğrenirsin dedi. Merak nasıl hepsini aktif ettiğini. Ama abi hayal ediyorum, yemek hayal ediyorum. Yemek ayarlanınca yemeğe merakım oluyor, tamam mı? Şeyim oluyor, iştahım oluyor falan. Meğer şimdi yeni yeni anlıyorum ki ben pergerimi dışarıdan dışarıya koymuşum. Adam sisteme girmiş, sistemi çözmüş. Merak. Merak diye bunun hocası var ya. Ama şeydir, bizimkisi de yöntem ama yürüyen çocuklar değil. Hayal ama kenara da koymayın. Hayal da sistemi acayip aktif ediyor. Biz mecburuz dışarıdan içeriye böyle. Hem kendi alemine getirmiş, işi bir kısmen bitirmiş, ununu elemiş, eleğini asmış. Zannetmiyorum ki başında da böyleydi. O nasıl bakmış ki merak, lokomotif gibi. Bu yani şurayı niçin söyledim? Burada bunun altı vicdan ya. Daha altı kalp, ruh. Yani kalbe koydu pergeli. İçeriden bunları aktif ediyor. İçeriden aktif ediyor. Çok zor oluyor. Hayal olmasaydı merak aktif olabilir miydi abi başta? İşte, aynı beraber düşünüyoruz işte. Yani hayal zemininde. Tabii onu... hepimiz aynı düşüneceğiz. Merak kalpte mi? Yani onu öyle dediniz ama kesin bir şey. Merak kesin neresi olduğunu bilmiyor. Kalp dediniz de onun için. Kalp gibi, çünkü merkeze koymuş ya. Akılda gibi de duruyor. İşaret olmasaydı cennet. Yani ama bilmiyorum daha. Yani merak hakkında belki de dersler olmuş ama. Yani bir şey diyemem ama merkez. Yani tahayyüle göre o şöyle yaptı demek istiyorum bu derste anlatmak. Kıyas değil. O içeriden şey yapmış böyle. Ben ise dalmakmış. Ama... Abi sene kaçtı? Yani bu mesele 1994-95'ti. 94'tü. 10 sene bir gün olabilir seçim veya şu. 3 gün diyemem. 10 senede öğleyin dersi yapmadığımız 3 gün yoktur. Onu da akşam dersiyle telafi etmişizdir. Mutlaka biz müzakere yapardık. 10 senede 3 tane dersi kaçırdığımı hatırlamıyorum. O kayıtlar, kasetler duruyor. Bazılarında kesinlikle söylerdi, bunu çekme, bunu sileceksin. Abi ben dinleyeyim, not alayım, sonra sileceğim, tamam. Böyle, öyle dersleri de vardı. Yani şunu demek istiyorum, aşağı kıyaslayayım. Rüştü merkezden baktık. Yani biz merkezden bakanlar var aramızda. İlle çok sene geçmesi şart değil. Ben, peki hala öyle misin? Risa, Ayet-i Kübra var ya, Ayet-i Kübra. İki makamdır. Seyahat ediyor dağlara, şöyle bakıyor. İkinci makam nedir biliyor musun? Merkezden dışarıya bakıştır. Yani birisi mülkte melekute, ikincisi melekute mülkete olur. Enfusidir, enfusi. 29 sözde afaki, enfusi. Afaki bitirmeden enfus olmaz. Biri suretten hakikaten, hakikatten surete gibi yani. Evet. Rüşt abi hakikatten surete gelmiş. Biz suretten hal orada mıyız? Oradayız da bu enfusi tefekkür şeyimiz var ya, bu enfusi derslerle. Biraz böyle merkezden şimdi nasıl yapıyorum? Şey söyleyeyim. Yani o böyle olması lazım. Dedi artık normal görüyorum. Küfür etti, hakaret etti, yaktı, yıktı. Küfür, devleti var. O böyle olması lazım. Artık tepki olmuyor bende pek. Yani tamam ona böyle yapması lazım. Ona o yakışıyor. Odur. Anlıyorum ki biraz merkezden bakılıyor şimdi. O da rahatlatıyor. Üç tane böyle dedi zaten ama öyle olsun. Çok cümle onundur zaten. Lazımdır ki öyle olsun. Ben niye örnek gösteriyorum? Yani yaşanmışsa biz de yaşayabiliriz. Varılmışsa varabiliriz biz de. Muhakemat burası kaldı. Muhakemat 92. Evet çok böyle kelimeler vardır. Hayalin, okuduk değil mi onu? Hayalin simatografisi denisi caizdir. Lafız pencere gibi seni ötelere baktırır. O kelamı duyunca hayal hemen o meyanda çalışıyor. Hayalin sineması gibi kelam. Hayalin sineması gibi. Hayal kelam ile aktif olup ortaya akıyor. Mesela sinema, film. Seni hop nereleri götürüyor, duygusal oluyor. Çocuksa karate filmleri seyretmesi, dışarı alıyor, sopasını alıyor, bilmem ne yapıyor. Orayı yaşıyor, tamam, orayı yaşıyor. Demek ki kelam da sinematograf gibi denilse caizdir. Nedir o? Hayali aktif eden kelam. İçeri bir giriyor, işte o dört taneyi aktif edince hayal o cinsten imalat yapıyor.
Muhakemat 156. Kendi hayalinde muhakeme etmek için bir meclisi âliyeyi teşkil et. Yani mesela ille benle şunla buna konuşmadan önce ailenle meclisi topla, meclisi topla, meclis başkanını, milletvekili başbakanları topla, hayal de. Kur böyle, orada konuş, ondan sonra elini böğünün kes, biç, doğra, dışarı çıkar. Muhakemat 157. Buraya dikkat işareti koymuşum. Sonra da müfettişlik sıfatıyla nefsini tecrit et, hayalat-ı muhitiye ve evham-ı zamaniyenin elbiselerini çıkar, çıplak ol. Yani şimdi bir daha. Sabah okusaydı iyiymişti burayı. Evet. Sonra da müfettişlik sıfatıyla nefsini tecrit et. Müfettiş var ya, müfettiş mesela girdiği zaman oradaki amirine öyle çek, çekin bakalım, işinize bakacağım. Çekil. Müfettiş işe bakıyor. Sonra sorular soruyor. İşe göre adamı tanımlamaya çalışıyor. Adamdan işe bakmıyor. Müfettiş ya, eyleme bakıyor. Diyor ki müfettiş gibi ol diyor. Nefsini tecrit et, çek bu tarafa. Hayalat-ı muhitiye, yani mekanı oluşturan muhit, muhit nedir bu çevre? Bizde hayalat gibi. Veya evham-ı zamaniye. Evham-ı zaman. Zamanı kim yapıyor? Tasavvur değil mi? Yapıyor. Elbiselerini çıkart. Elbiseler, yani hayali ve tasavvurun sana girdiği elbiseyi çıkartırsan hakikat bin oluruz. Bizi etkileyen tahayyül ve tasavvurdur. Hakikati bulaştırıyor. Ne diyor? Hayalat-ı muhiteye mekan diyor, evham-ı zamaniye zaman nispet ediliyor. Yani insan mekan ve zamanın çocuğudur. O anda. İbn-i zaman diyor yani. Evet usta, İbn-i zamandır. Demek ki bize elbise giydiriyor, ne olur bir daha. Arkadaşlar, bu bize elbise, bak elbise, bu da elbise ayrı ayrı giydiriyor. Öyle bir şey yaptı ki insan, bunu da diyor, bu ikisini tek yap, zaman ve mekanın o harmanladığı bir elbise giyiyoruz. Ben söylüyorum, ben düşünüyorum, ben hayır, sana giydirilenleri söylüyoruz. Bize giydirilmiş. Evet söylüyorum şimdi. Allah Resulü ümmidir. Ustad yarı ümmidir. Ümmi demek okuma yazması olmama anlamına gelirken aslı manası nedir? Anasından doğduğu gibidir. Yani kimse ona giydirmemiş. Müdahale edilmemiş. Öğretmen ilkokulda giydirmiş. Ana baba giydirmiş. Televizyon bizi giydirmiş. Cemiyet giydirmiş. Bir sürü elbise giy. Ümmilik mi kaldı? Anamızdan doğduğu gibi saf mıyız? Ne kadar elbise giymişiz? Ha? Şimdi nedir? Bize muhitin diyor ve zamanın elbisesi giydirilmiş. Öyle düşünüyoruz. Öyle görüyoruz, düşünüyoruz. Reallarımız da o. Ondan sonra niye bunlar geliyor? Bize giydirilmiş kardeş. Niye böyle işaret koydum? Bunlardan ne kadar tecerrüt edersek o kadar hakikata yakın olur. Hakikat ortaya çıkıyor. Yani şöyle dikkat edin de siz şaşıracaksınız ama çok kitap okuyanlar çok zor durumda. Çok az okuyanlar da çok zor durumda. Mesela Risale-i Nur talebeleri... Benim keyfim yerinde olamıyor. Çünkü Risale-i Nur talebesinin hepsine kitap şapır. Bakın onu bunu şey yap. Ustad diyor ki kanaat et. Kanaat et diyor. Mesela ben rastladığım için işim itibariyle size müracaat etmezler de böyle diyorum ki kariyer sahibiysen fizik mühendisi tamam o mesleğinle alakalı oku ama şu ne dedi Pakistanlı o Mevdudi ne dedi Mısırlı şey meşhur o Seyit Kutup ne dedi şunlar bunu yaparsan kafan karışık. Allak bullak darmadağın olur ben bilmeni istemez miyim Seyit Kutup'u sosyolojiciler okusun. İlmi kelamcılar da Mevdudi okusun. Müceddidlik başka bir şey. Fazla okumakla ben bunu daha iyi anlarım. Tuzak.
tuzaktır. Çünkü diyor ben kafamı teftiş ettim ey doktor diyor. Ne kadar nurlanması gereken odun yığınları olduğunu görürsün diyor. Nedir? Emraz-ı kalbiye, terakkime mani oluyordu. Ben mesela işte okuduk ya mektebi. Sebep sonucuna o kadar odaklandı ki sebepsiz düşünemiyorum. Düşünüyorum da düşünemiyorum. Çok az düşünebiliyorum. İlle elmayı ağaçsız düşünemiyorum. İlle elmayı ağaca takıyorum. Ümmiye olsaydınız siz de, yarın ümmiye veya olsaydınız. Olsaydık evet. Çok farklı olurdu. Evet. Dolayısıyla bize bak ne gider? Hayalat-ı muhita evham-ı zamaniye. Tamam. Bize giydirmiş. Ümmilikten çıkartmış. Müdahale edilmiş. Bakireliğimiz gitmiş. Bunun için de haç yapılıyor işte Cenab-ı Allah abi. Rida ve izarı giyince hakikat bin oluyorsun kalbe gidince. İki tane şey, izar ve rida. Delinin birisi tabii, tam akıllı değil o da. Hutbe Şamlı 25. Hatta insaniyetin, ne acele ediyorum bitsin diye. Hatta insaniyetin bir kuvası ve hadimi olan kuvve-i hayaliye denilse. Demek ki hayale kuva ve hadim diyor. Kuva ne demek biliyor musunuz? Enerji demektir. Enerji, enerji. Yani neyi hayal ediyorsanız olsunuz oradasınız. Kuva bu. Hutbe Şam'ı 117. Gaye hayal olmasa, hayalden gaflet edilmemeli, basite alınmamalı. Sakın ha. Suna Tulat işaret 84. Hatta hayal gözünü kapasa, vehim dahi burnunu tutsa, mağaralarından kaçsalar. Nurun ilk kapısı 155. Hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet, hayalde sebebi kurbiyettir. Uzak yakın öyle bir şey yok. Mesela şu, zaman da yok. Hayalin içinde zaman, mekan, uzaklık ya öyle bir şey yok. Birbirine bindirilmiş hava düşünün bu hava. FM 88 bilmem kaç. Bir sürü radyo dalgaları, televizyon mesela var. Niçin birbirine karışmıyor? Dalga boyutu farklılığından istersen sonsuz alem kol. Boyut farklılığından aynı yerde nihayetsiz olur. Evet, bütün ahiret alemleri bu alemi içinde cem olmuştur. Boyut farklılığı var. Hayalin? Hayal da buna delil. Kelam mıydı hayalin şey abi? Sineması. Evet. Hayalin şey kelamı. Adamı seyretmek ister misiniz? Girmedik. Hayali seyretmek ister misiniz adamın hayalini? Kelamına bakın. Anladın mı? Kelamından hayalini, hayalinden de içini seyredin. Hazreti Ali diyor ya Allah'ın, kişi dilinin altındadır. Manevira diyor değil mi? İşte, seyrederiz. Muhakemat 94. sayfada ne diyor? Kelam diyor, mana çıktı ya kapten şurada şöyle. Kelam nerede, nasıl terbiye olduğunu bize ifade eder. Batını bize dışarıya taşır. Bu adam kimdir? 2-3 dakika konuşun onlar. 2-3 kelime edin, içini seyredin. İçini seyredin. Seyredin ya, zor değil. Kim nasıl bir adamdır anlarsın. Yani adam gibi, yani Laz demiş ya böyle sus kaba var, olana kadar hıyar, böyle uzun. Bir kırmış ki ona hıyar değil, üstü bir çıktı. Ulan bakarsın diyor görünüşte hıyar, kırarsın çıkarsana üstü bir. Üstü bir gibi yani o lif lif. Nurun ilk kapısı 156, zira sen teessür gösterdikçe ve emniyet verdikçe o tahattür bir melekeye döner. Bir maraz-ı hayali olur. Hayalin de marazı varmış. Hayal da hastaymış biliyor musunuz? Doktorum, sana bir tane böyle şey gelse, senden de dinledik ama o da doktor. Şimdi hayal hastayım, hayal hastasıyım. Ne ilacı versin abi? Hakikat ilacı. Abi iyi ki buna sormadınız abi. Çünkü yani. Bunu sorsanız bu bende de aynı hastalık başlayacak. Bunun başka tedavisi bak ne diyor? Bak şimdi. Bak bir de okuyayım. Bak bir de okuyayım. Zira sen teessür gösterdikçe ve emniyet verdikçe o tahtur bir melekeye döner, bir marazı hayali olur. Bak emniyet vermeme şeyini yapıyor. Şimdi hayalin de marazı var kardeşim. Emniyet vermedi. O ne, nasıl anlarız hasta olduğunu? Sen o zaman doğru doktor bu. Çünkü devamlı seni rahatsız ediyor. Olmayanı görüyor yani. Olmayanı görüyor. Ama birisi geçiyor. Ama orada bir şey var. Demek ki hayal de hasta. O zaman ilaç vermek lazım. Selamünaleyküm.
Şimdi bazen diyorum ki bağışla bizi. Diyoruz ki psikoloji. Biz de var da yani. Biz veriyoruz. Düzenli. Var mı? Tabii. Tabii. Hayalin ilacı var mı? Tabii. Ha, hayali düzeliyor mu? Şey oluyor. Ya o gördüğü şeyleri azalıyor veya gidiyor yani. Ha, çok güzel. Tabii. Sistemi blok ediyor. Ha, o hayalinde gördüğü böyle... Gördüğü halüsinasyonlar düzeliyor. İlaçların düzenli kullandığı zaman. Tamam. Peki o çok güzel. O tamamen hemen şeyden çıkmış o. Peki böyle durup dururken böyle garip garip böyle hayal... Hayal yaşıyor ya mesela bir kız geldi, kız çocuğu getirdi annesi, ona getirdi, öyle hayalinde yaşıyor. Bunun da var mı böyle bir? Tabii. Bu hayalinden çıkması için. Tabii. İlaç mı? Ne yapıyor? İlaç. Sana da lazım. Var abi. Var ha? Yani normal artık bir şeye giriyor. Evet, normal giriyor. Demek ki bu tarafı, bu ilaç taşı hayali etkileyen sinyaller var ya beyindeki sinyalleri. Onların maddi tarafının şeyinden kaynaklanıyor. O bozukluğundan bu tarafı da oluyor. Hayalin bir de marazı var, maraz. Hastalığın dışında marazı var. Böyle olmayacak şeyleri böyle çıkıyor. Ama oradan birisi geçiyor. Veya bu devamlı geliyor diye devamlı zihni karşıtı sinyaller veriliyor. O beyindeki demek ki elektriksel akımlarında oluyor. Demek ki ona ilaç oluyor. Var ilaç. İlaç var. Ama o ilacı kullananlar genelde insan formatından biraz şey yapıyorlar. Ne yapıyor? Yani normal, ben tanıyorum da kaç kişi? 13-14 tane dediği, Fethi abinin dediği ilaçlarda abi. Ya sistemi blok ediyorlar abi. Yok yani. Fethi abi sen, Oluyor. Sen oluyordur de, tamam oluyor. Nur Çeşmesi 30. Son cümlemiz. Mahiyet insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliyeyi bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. Evet. Kuvve-i hayaliye. O da gıda istiyor ve böylelikle hayali, tahayyülü de çabuk çabuk bitirdik. İnsanın hayali bir maddi sebeple çalışabiliyor, bir de manevi sebeple çalışabiliyor. Maddi sebepler insanın şeydir, etkileyen sebepler vardır. Mesela doktorumuzun dediği, adam tuzlu yedi, yatağında rüyası şelaleler görecek. Yani devay hacet cinsinden hayali çalışır. İhtiyacını giderici şekilde çalışır. Ama bir de hayalini ve tasavvurunu insanın kendisini kendisinden edecek. Ki bak iki şey var, seni sen eden var, seni senden eden var. Bir de seni ortadan kaldıran şey varsa, o işte... Abi bir şey söyleyebilir miyim? Hani hep deriz ya, şoför mü arabanın içinde, araba mı şoförün içinde diye. Şimdi burada da mesela kuvve-i hayaliye dediğimiz zaman, mesela bir insan mı hayalin içinde, hayal mi insanın içinde dediğimiz noktada bu kuvve-i hayaliye insan içindeki olan bölümü müdür? İşte Rüştü abiyle şeyimiz o. Eğer batından bakarsan, insanın hayalini, her şeyini, tasavvurunu çalıştıran meraktır. Dışarıdan bakarsan, yani arabaya böyle bakarsan, arabanın içinde şoför var. Arabanın içinde bakarsan, araba şoförün içinde. Tamam, bu Celal abinin misaliydi. Dışarıdan bakarsan, araba görüyorsun, şoförü pek görmüyorsun. Yani renkli cam var. Ama şoför var içinde. Deriz ki şoför içinde. O zaman hayalin içinde merak var. Çünkü araba şeye benziyor, hayale benziyor. Şoför merak. Efendim, abi ikisi de uygun. Bismillah, bir tanesi merak olan, merak biraz içinde şuur var ya, biraz akıl var ya, biraz cüz-i ihtiyarı var ya. O aslında daha doğru gibi. Çünkü, hepsi doğru. Çünkü öbürü, mesela üstadın hani insanda öyle bir halet var ki, bir hal var ki orayı daha anlayamadım, çözemedim gibi bir mealde bir şey var ya. Hayalde de öyle bir şey var. Bazen suretler hiç farkında olmadan, bağımsız, silsilesiz geliyor. Evet. Hiç düşünmediğin şey geliyor. Evet, hemen. Ama düşünerek de yani cüz-i ihtiyarıyla hayaline bir, o merakla bir yön verebiliyorsun. Evet, evet. İçeriden. Bunu doktor güzel bir misal vermişti Fitali'nde, hatırlar mı? Bana vermişti. Demişti ki, mesela bilgisayarda hiç uygun olmayan, yani öyle bir gaflete daldın, bir siteye girdin, hemen çıktın ama onu IP numaranı kaydediyor. Öyle siteler var.
seni unutturmamak için ona spam deniliyor, spam. Sonra sen 7 sene sonra normal ders şeyin çalışırken, bir dersi dinlerken pat diye o resim geliyor. Yok endişe ediyorsun, ben girmedim ya buraya. O spam deniliyor, seni unutmamış o site. Bazen seni kendisini hatırlatmak için, sana unutturmamak için böyle bir şey gönderiyor veri. Ekrana düşüyor, kaydediyorsun ama sen. İşte bu bizim hayalimize de bazen öteki alemler böyle bir spam gönderiyor. Peki. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةَ مَا سَلَامُ